Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz siz gelene kadar inanın hiç susmadık. Yani Bahar'la neredeyse halimize şükredecek hale geldik evet. Yani. Hani senin kocan bu durumda bayağı şey yağ bal falan oldu yani bu az önceki mevzudan aynen, sonra. Aynen, çok acı. Ya, gerçekten hala sinirlerimiz tepemizde ve hala normale dönemedik yani. Peki hoş geldiniz Bahar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dün ne dedin Bahar, kusura bakma ya. O kadar sinirle sen içeride iyi miydin? İzledin mi az önce? Yani ben elim ayağım titredi zaten izlerken. Dünkü o şey vardı, en sonki mesaj olayı vardı ya, onun neydi o jonglör, geri kalanı. Neydi kızımızın adı? Tavşancı. Buse. Sude'nin. Sude'nin devamı vardı. Hazırlasanız onun şeylerini Oğuz. Görüntüsünü hazırlayalım. Onun daha devamı mı vardı? Devamı var diye biliyorum. Dur bunlar ya. Neydi, tavşan seyrediyorlardı bir saat falan. Allah'ım. İyi ki de canlı. Ha, ateş yok, ateş Zayden çıkaran ilkiydi. Bakın ben niye söyleyeyim, yuvamı buraya barışmaya geldim tekrardan. İyi ki de Candan gelmedi. Zaten ortalığı karıştıran Candan'dı. Yapacağını yaptı zaten. Sen hiçbir şey yapmıyorsun da kız mı karıştırıyor ortalığı şimdi? Ama biliyorsunuz, görüyorsunuz burada. Her şeyin bir yanlış anlaşılması oluyor burada. Ama olay bende patlıyor bomba. Bu yarım kalanı bir tamamlayalım o zaman Bahar'ın söylediği mesajları. Şimdi tavşancı Sude Hanım diyor ki hani gelecektin? Evet kusura bakma yazamadım da telefonumu bir yerde unutmuşum. İki gündür yanımda değildi. Ya sen telefonu bir yerde unutacak adam mısın Allah aşkına bir taraftan ama? Ha? Dalgınlığıma gelmiş, unutmuşumdur yani. O kadar yoğun açamadın ki kafam. Açamadın herhalde, Bahar'ın yanındaydın muhtemelen. Peki devam. Ezbere bilmiyor musun? Ya bu kız kim? Ben kimsenin telefonunu ezbere bilmiyorum. Sen bu kızın telefonunu ezbere mi biliyorsun? Bilmiyorum ben. Sana fırça atıyor. Ezbere ya bilmiyor ben musun? Ben kimsenin numarasını bilmiyorum yani. Ezbere. Yok. Bahar'ınkini bile bilmiyorum diyorsun. Bahar'ı ne olarak tanıttın hanımefendiye? Eşim olarak tanıttım. Menajerim diye tanıttım. Menajer mi eş mi? Hem eşim hem menajerim dedim Dalgın Hanım. İkisini bir söyledim ben. Peki. Sahi o ne yapıyor diyor, soruyor sana. Evet. Ne yapsın, annesinin yanına gitti. Bu arada annesi de vefat etmiş. Evet. Kaç sene önce, Allah rahmet evet eylesin. Yani bir tane bir şey doğru çıkmıyor buradan. Her şey yalan. Ya niye nasıl yalan olsun? Laf ebesi ama. Yani her şeyi örtbas ediyor, ben anlayamıyorum. Yani buradaki mesajlara bakıyorum, onun söylediklerine bakıyorum. Ya diyorum hani bu kadar mı olur yani? Her şeyde beni şey yalan, sanki ben yapmışım gibi. Ben sana yaptım demiyorum işte ben çıkıyor sana sadece. Zaten çıkartmışsın hepsi, zaten görüyorsun burada. Ama Bahar çok enteresan, bütün hanımlara da senden bir bahsetmişliği var. Bahsetmiş ama nasıl hala? Demek ki sevdiğin için bahsediyorum aşkım var, sana. Ben anlamıyorum. Evet, sevdiğim için bahsediyorum. İnanıyorlar herhalde ona. Demek sevdiğin ki için mi ablam diyorsun? Onlar da seviyorlar evli. Ablam demedim, yalanlıyorlar ama burada. Demişsin işte aramızı kızlar bozmak için neler yapıyor gördünüz. Bana fırsat bile vermedi Özgür, ki konuşmak bir için ara kalmadı ki artık. Sen o arayı bozan kişi sensin. Gelen hayır, kişiler bak sadece bana bir ayna oldular. Ayna onlar olmadılar. Hepsinden teşekkür aynadan ediyorum. Aynadan sen ters geldiler yüzünden baktın. En azından ben uyuyordum. Uyandım şu anda. Sen uyuyan devi uyandırdın. Daha artık uyanmadım bitti. Gerçekleri göreceksin daha da. Ben daha ne görecek peki bu kadın? Daha, bakalım evet, daha neler çıkacak. Alev ve Buse Hanım'la da konuştuk bu arada. Yazışmalarının yayınlanmasına onlar da izin verdiler, onu da söyleyeyim. Bu yazışmalar nereden çıktı tekrar hatırlatayım. Hatırlarsanız bir spa merkezine gidiyordu, orada masajlar musajlar. Evet. Olga Hanım bağlanmıştı. Ozgur Bey dedi burada bir dolabınız var. Artık biz sizi buraya kabul edemeyeceğiz. Dolabınızı da göndereceğiz adresinize. Adres neresi? Bahar'ın evi tabii. Bahar'a gelince o da içinden telefonu çıkartıyor. Açıyor telefonu. Bu mesajlar o Ozgur Bey'in mesajları. Olga da çok güzel söyledi. Benim de dilimde kaldı vallahi. Ozgur Bey diye diye kızacağız. Peki. Sonra diyor ki ne yapsın, annesinin yanına gitti. Ben de öyle tek başıma takılıyorum. Oysa kayınvalide vefat etmiş, yıllar olmuş. Allah rahmet eylesin. Ama döner bir iki güne. Hani bir iki güne dönecek, ona göre biz bir şey yapalım. Aynen. O gelmeden gel istersen, sonra izin vermez, iş yığar sana falan. İş yığar. Nasıl bir iş yığıyor sana? Yani okul bağlıyor, bağlantı yapıyor, doğum günü organizasyonları bunların yapıyor. Bunların hepsini ben yapıyorum. Yoğunluk bir şekilde iş yer, ondan bahsetti Zayden Bey. Para kazanıyorsunuz işte, sizin işiniz kazanıyoruz bu değil ama mi? İşte bir şey sorabilir miyim Özgür Bey? Buyurun. Şimdi burada normal bir insan, siz karınızı benim karım diye, Bahar benim karım demiş olsaydınız, size iş yığmasından bahsetmek yerine karın gelince rahat görüşemeyiz demez miydi? Sanki siz burada karım zaten değil de iş arkadaşım gibi tanıtmışsınız. Evet, evet. Menajerim öyle bir rahatlık yani var çünkü. Ya iş yer diyeceğine karım yani geliyor karım der. Ben menajerim zaten. Ben bunu telefonda da kendisine söyledim. Mesajları da zaten gördüğünüz gibi ama burada hep yanlış anlaşılmıyor. Hep öyle. Görüyorsunuz oluyor burada. Hep yanlış. Hı. Peki evet iyi güzel ama zorluyor beni diyorsunuz. Bir şikayet ediyorsunuz kadını. Sabahtan akşama çalıştırıyor. Az da kazanıyorum. Nasıl menajer anlamadım vallahi. Ya evet. Ya burada karım ödeme yok. Yani şöyle diyeyim, muhasebem eşim oluyor zaten. Yani bana veriyor bir belli bütçe.
Gerisi onda zaten. Bilmiyorum onda ne dediğin kadar kadın çekeyim. Ev geçindiriyor ya. Ya hem ev geçiriyorum hem onun sosyal medyasına ücret yatılıyorum hani reklamlarımız dönsün diye. Tamam yani ben yani, benim de yaptığım ben şeyler var. Ben cebime atmıyorum. Zahide Hanım bakın ben baştan beri söyleyeyim. Hayvanları seviyorum. Beykoz'da bu yürüyüşe yolunda hep sakat hayvanları atıyorlar. Onları iyileştirmeye çalışıyorum. Mamalar döküyorum tamam, oralara. Tamam ne güzel. O nasıl ben geldik bunları... biz buraya Özgür? İşte bakın ben söylüyorum ama işte... Kendin atlıyor işte. Niye andırması ya? Sen şu an drama yapıyorsun. Yapmıyorum ya. Sen beni yanlış biliyorsun zaten. Özgür bak ben sizin aşağı yukarı çalışma fiyatlarınızı öğrendim. İyi de para kazanıyorsun sen aslında. Evet. Yani bir iki saatliğine gidiyor ve gayet iyi para kazanıyor. Üstelik bir günde birkaç yere gitme şansı da var. Evet evet evet. Yani çünkü oluyor bazen. 40 dakika olduğu için genelde. Ya o 40 dakikada mesela bir günde 3 yere gidebiliyor, 4 yere gidebiliyor. Ama en fazla 2 tane alabiliyorum. İstanbul trafiğini ortaya koyarak 2 tane alabiliyorum sonuçta. Ya Allah bereket versin Özgür sen o yani aşağı yukarı hani bir ne diyeyim şey ortalama bir aylık maaşı evet. Kazanıyor aslında bir günde 2 yere giderse eğer öyle düşünüyor. Bazen 2 aylık maaşı kazanıyor. Bazen. Yani. Yani. O yüzden iyi kazanıyorsunuz. Peki sana kaç kez söyledim? Şu tanıdığım adamla iş yapacaktın. Sana bir de başkasını önermiş, başka menajer. Evet, önerdi. İşte ama erkek patron yani. Olmaz, kadınlarla daha iyi anlaşıyorum, evet, onu biliyoruz. Evet, kadınlarla iyi anlaşıyor. Onu öğrendim. Herkes öğrendi. O zaman yarın geleyim saat 7 nasıl? Tamam demiş. Gittin mi yarın? Devamını okuyayım, buyurun. Var mı devamı? Ben verelim. Ben şimdi gittim desem herkes üstüme gelecek. Ha bu kadarmış. Ne oldu sonra? Bunu hatırlamıyor muhtemelen devamı var mı yok mu? Ya gitmemişimdir. Özgür. Ha? Gitmemişimdir. Gittin mi gitmedin gitmemişim mi? Gitmemişim İstanbul'dayım. Bu kız neredeydi? Vallahi şimdi hatırlıyorum desem yalan olur. Tavşan Üstü'de Bursa olması lazım. Bursa evet. Bursa'da. Evet. Ona da söylemiş miydin Ankara'da evin var diye? Yok demedim. Demedin. Hayır demedim. Peki telefonda bir isim daha vardı. Bursa'da bir menajerdi o da. Adı da Deniz'di. Menajer miydi? Evet evet. Erkek o. Demiş. Erkek benim aslanım. Bağlansın. Bak, erkek bağlansın. Erkeklerle çalışmak istiyorum. Erkek diyorum. Bakın yine üstüne basa basa söylüyor. Ben inanmıyorum. Hatta Deniz... çalışmadık bile. Sadece asistanım olduğunu söylüyor. Kendisi tahtamayacak. Bağlarım şimdi. Telefon var. Evet, hani bir tek menajerim bendim. Ben şunu söyleyeyim. Kendisi tahtamayacak yapıyor. Var peki arayalım. Arayalım. Ama ben... Peki Bursa asistan Deniz. Evet, evet Deniz erkek. Sizin hani hiç erkek asistanınız olmamıştı? Var işte ben söylüyorum. Ben hep geldiğim zaman da söylüyorum. Erkek asistanlarım vardı zaten. Açık açık söylüyorum yani. Bağlansın konuşsun sana. Doğruları. Sen erkeklerle yapamazsın. Kendisi çünkü. Tahta bacak bana dedi ki rica etti bana gösteriden öğretir misin? Tahta o bacak da, nedir? Tahta bacak uzun böyle uzun çıkıyorlar. Uzun olan ya. Ha. Evet evet onlardan bahsediyorum ben. Ben de kırmadım. Zaten kimseyi kırmam. Öğrencim de olsa eğitimini veriyorum ben zaten. Ona. Allah aşkına. Ama bir araya gelmedik yani. Veriyorsunuz ki otel odasında, çadırda. Evet evet. Hiçbir sağlam bir yer yok evet. Yani bir ormanda, çadırda. Ha, yok evin içinde ateş gösterisi bilmem nesi yani bunlar. Ay, ya neyin içinde ateş tamam mı yani? Şey evine hayatı. Uçmuş. Şaka gibi ya. Biri ben böyle izlesem Allah Allah bu kadar da olmaz falan derim hatta yani. Hatta şey vardı Şener Şen'in bir tiplemesi atma Ziya. Aynı ona ha, döndü yani. Ha. Ne alaka ya? Vallahi atma öyle Ziya aslanla falan kavga evet, ediyordu evet. Değil mi? Tam atma Ziya. Hayır adım Nuri Alço'ya çıktı yemin ederim. Gerçekten herkes dalga geçiyor benimle ama. Ne diyorlar? Ama millet haksız ama mı Nuri yani? Alço geliyor. Ya peki ben bu arada Deniz ya, Hanım'ı artık... ya da Deniz Bey'i aradık meşgul bir daha arıyoruz. İnşallah ama ulaşırız gibi, o bakalım. O benim sadece bakın asistanımdı. Şöyle diyeyim asistan dedim de öğrencimdi. Öğretiyordum ama bir araya gelemedik. İki yıl nasıl oldu oluyor? Zaten. İki yıl oldu. Bir daha önce bir araya gelmiş miydiniz? Daha önceden bir yer İstanbul'da mıydı? Bir yere geldik evet ondan sonra rica etti bana öğretir misin? Ben tamam dedim o tarafa gelirsem öğretirim. Bir ondan sonra. Sonuçta kim olsa yardım eder yani. Yok. Nasıl yok? Herkes yani kim olsa yani genç bir kıza yani böyle yardım ederken insan imtina eder. Bir ne bileyim bir dikkat eder. Rica etti. Ben de kırmadım siz. Yani. Ben, rica etti ben de peki, kırmadım. Peki Deniz hatta Deniz Bey ya da Deniz Hanım merhaba. Deniz Bey. Merhabalar. Nasıl hani ya? Erkekti? Nasılsınız? Deniz Hanım teşekkür ediyoruz Zaydan. Telefonu açtığınız için. Vallahi. O Deniz bu Deniz değil ki. Özgür burada ve biz Özgür sizin... Özgür orada değil mi? Burada. Beyefendi burada, olduğunuzu merak söyledi etme. Bize. Özgür seni bir yıldır arıyorum. Asla telefonlarıma cevap vermiyorsun. Hani ayıp değil mi ya? O kadar bizim... Yani değerim yok mu? Hiçbir yok anlamadım ben. Değerim yok mu? Ya Zahide Hanım o Deniz bu o Deniz değil ki. Benim bu başka Deniz mi? Ne bileyim telefonundan ben. Baktık işte o Deniz. O Deniz bu Deniz değil. Numara bu. Evet. Yani ben verdim. Sizin verdiğiniz numarayı aradı ekibim. Tamam. Deniz Hanım siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Bursa'da yaşıyorum. Bak, Bursa'da yaşıyorum. İşte Bursa Deniz diye kaydedilmişsiniz. Evet, evet.
Özgür Bey'i tanıyorsunuz. Özgür Bey'i nereden tanıyorsunuz Deniz Hanım? Tabii ki tanıyorum. Biz 2 yıl önce sosyal medyada kendisiyle tanıştık. Konuşuyoruz. Bayağıdır da konuştuk. Görüştük. Geldi gösteri için buraya. Bir dakika. Hatta merhaba. Selam. Kendisi... Deniz bir dakika. Merhaba. Ben seni özelden arayacağım. Bırak da ne yapmaya çalışıyorsun burada sen ya? Hayır. Kapatın ya. Allah aşkına. Arkadaşlar kapatın ya. Demek ki önemli bir şey diyecek. Hayır, lafı özelden arayacağım dedi ya. Evet devam edin. Bakmayın siz bu lafı. Ne diyeceksin özelden arayıp? Hayır. İşle alakalıdır. Ya ben seni arıyorum zaten. Sen açmıyorsun. Kimsenin telefonlarına bakmıyorum zaten. Ya bir sus. Geldin tamam mı buraya gösteriye, bana da dedin hani asistanlık için yanında durmamı istedin benimle. Geldin görüştük, evde olduğunu söyledin, daha sonra bana boşandım dedin ya sen. Boşandın mı? Ne zaman dedim ben sana boşandım diye Deniz? Benim haberim yok. Ne söyledin? Niye nasıl haberim yok ya? Peki ya, siz ekranda... İftira atıyorlar ya, bu ne ya? Gerçekten. Hep onlar ilk iftira atıyor. Ya selam verdim, yayına bağlanıyor, buraya geliyor. Ben yeni davet edeceğim Deniz Hanım'ı. Kumpas kuruldu resmen bana. Davet mi edeceksin? Ya sen hiçbir şey yapmıyorsun Özgür. Hepsini biz mi yapıyoruz Allah aşkına ya? İnanın ben buraya barışmaya geldim eşimle. Ne barışması? Boşanmışız görmüyor musun? Boşanmışız ya. Boşandık. Ben boşandık demedim ki. Boşandı diyor, yalan mı söyleyecek? Ya doğruyu söylesene. Bir saniye konuşabilir doğruyu miyim? Doğruyu konuşsana. Özgür. Yalnız Özgür farkında mısınız? Deniz Hanım size sözü vereceğim ama bir şeye söylemek istiyorum. Bütün kadınlar Özgür üzerinde bir hakimiyete sahip nasıl oluyorsa. Evet. Vallahi sizden daha çok yani. Ya Özgür bir sus falan. Böyle değil mi? Bütün kadınlar. Ben neredeyse böyle kenara geçeceğim. Kedi gibi böyle sus pus duracağım yani. Vallahi bu ne yani? Bu nasıl bir şey? Nasıl bunu bir özgüvendir? Bunu sizlere gördüğüm için söylüyorum. Yani bu sizinle ilgisi yok ama bütün hanımlar böyle Özgür'e karşı bir şey besliyorlar. Böyle bir hakimiyet kurmuşlar üzerinde. Bayağı fırça falan atıyorlar yani. Mülkiyet duygusu var. Mülkiyet duygusu var. Çünkü bravo. Kendisini o kadar pamuk gibi gösteriyor ki. Çok mükemmel biri gibi, gösteriyor kendini. Bir anlatır mısınız Deniz? Ya, çok tatlı biri gibi. Normalde öyle zaten. Ya. Kadınlarla olmasa. Ya iyi biri, efendi biri. Bak burada ekibiyle de muhabbet, sohbet edebiliyor. Ama bu anlamda bir ilişki kurduğunuz mu bambaşka bir adama dönüşüyor adam. Ya herhangi bir ilişkimiz olmadı Zahid Hanım ya. İşte bilmiyorum. Aramızda herhangi bir ilişki geçmedi. Hepsi de gelip açık açık söyledi. Nasıl olmadı nasıl diyor kız. Olmadı? Nasıl olmadı? Nasıl olmadı derken ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Sen gelmedin mi buraya? Biz görüşmedik mi? Ben iş için geldim, Bursa'ya gelmişimdir. Herhangi bir şey yaşadınız mı? Ay yaşamadık. Vallahi yaşamadık ya. Ne bakıyorsun sen bana? Hani özel günleri saklıyordun sihirlerini. Ne oldu Özgür'cüğüm? Nasıl Deniz? Özel günlere sihirlerini saklıyor. Sihirlerini özel günlere saklıyormuş. Bütün sen beni bir dakika durmadan arayıp da... Bak bir dakika doğruyu söyle. Arıyorsun ben de bilerek telefonlara bakmıyorum. Sen yazıyorsun mesajlarda. Diyorsun ki hani artık öğret şu sihirlerini diye. Ben de ona rağmen en sonunda onu söyledim. Bir daha bakmadım telefona. Ne söyledin en son? Ya ben dedim ki beni arıyor sık sık arıyor. Görüşelim diye. Ben ona rağmen dedim ki tamam bir gün olur inşallah sihirle öğreteceğim birkaç tane şimdi. Rahatsız mı oldun Deniz Hanım'ın aramasını? Rahatsız oldum evet. Boşandığını söylemiş. Ama ben boşandım demedim Zahide Hanım. Ya evli miyim mi dedin? Burada niye yalanları kıvırıyorsun doğrusunu söylesene. Ya ilk defa bir hanımefendiye evlendim demiş. Sonra da boşandım demiş ama ona da. Ya ben ne zaman boşanmışım ya? Kadınları anlamaya çalışıyorum, onlara değer vermeye çalışıyorum. O sebeple konuşuyorum insanlarla deyip durdun bana. Bütün senin eşyaların da benle. Ben daha sana ne ayarlarım. Evet bütün eşyalar derken neyi? Kıyafetler falan? Gömleği bende, pantolonu bende, pelerini bende. Hayırdır sen hayırdır? Bir dakika. Açıklamasını yapayım bir dakika. Hayırdır resmen yanlış mısın? Hayırdır. Her şeye bir açıklaman var Özgür ya. Pantolonun niye hanımefendi de? Bu ne? Hayırdır? Pantolonun aldım. Ben orada Bursa'ya gösteriye gittim. Demiştim ya ben size yedek kıyafetlerim. Pantolonsuz mu geldin? Hayır pantolonsuz gelmedim. Hanımefendi dedi ki pantolonunuz çok güzel. Buna benzer bir tane ben güzel bir şey yaptıracağım. Ben kendime demişti. Kostüm yaptıracağım diye. Ben de dedim ki al ver. Bir dakika niye yalanı çeviriyorsun? Konuşsana doğruyu. Ya kadın niye sana pantolonunuz çok güzel desin ya? Sen neyle çıktın oradan Özgür Bey? Benim yedek kostümüm vardı. Yoksa bornozla çıktın? Hayır bornozla çıkmadım psikolog hanım. Ya. Bir dakika bir Deniz anlatır mısın bize Allah aşkına? Yani bu sefer biraz zorlandı pantolonunuz çok güzel falan demişsin diyor ama öyle bir şey mi söylediniz? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bütün eşyalarım senin. Ben de kaldım. Pantolon parlak kaldım. Güzel bir şey değil miydi? Senin evinde kaldım. Yurtdışından getirdin diyor ki ben de bu arada yaptım demedin mi? Hani beraber kuş alacaktık seninle. Kafesine kadar her şeyin bende senin. Şapkalarım bende. Onları gelip alacaksın.
Ya da yakacağım ben onları. Yok, çok kötü anlatacağım yani. Kargoyla gönderebilirsin. Evim adresi belli zaten. Ben nasıl bana geliyor bütün her şey? Her şey bana nasıl geliyor. Olsa bahara geliyor aynen. Evet. Her şey bahara geliyor. Deniz, bana anlatır mısın? Sosyal medyada siz nasıl tanıştınız? Sosyal medyadan kendisi beni bulup yazdı. Bursa'da olduğumu da söyledim. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Ben çalışıyorum. Serbest meslek olarak çalışıyorum. Peki böyle sihirbazlığa vesaire, hani bu eğlence dünyasına bir yatkınlığınız var mı? İlginiz var mı? Tabii ki ben seviyorum gayet. Hani Özgür'ün de o şekilde olduğunu görünce tabii ilgimi çekti. Bana da kendisi öğreteceğini söyledi. Bu şekilde bana hani asistan olmamı da teklif etti. Hep aynı şeyleri söylüyor zaten. Peki size yani, bu işte çok zor olduğunu... Ama öğrettin mi? Bir saniye bak, bayramı duyamıyorum ya senin yüzünden. Burada senin karaktersizliğin belli oldu. Birincisi sihirbazların hiçbiri kimseye ama kimseye yaptığı işi öğretmez. Ha yani, onun ustaları vardır. Onlar giderler ustalarından yani öğrenirler. Ve öğrencilerin öğretmez asistanlara mi? Asistanlara bugüne kadar hiçbir sihirbaz öğretmez. Benim şu ana kadar ders verdim, bir sürü öğretmez var. Özgür. Bak senin karşında salak yok artık. Sonra sahneye çıkıyorlar. Özgür bak ben senin bunu, karşında bak, salak yok. Bak söylüyorum ben sana. Özgür ama sen yalan söylüyorsun. Hayatın yalan niye ya. Niye yalan söylemesi ya? Hayatın ben yalan. Ben yalan falan söylemiyorum. Öğreteceğim diyorsun. Millete sevgili olmak için. Ya ne sevgilisi ya? Bu nasıl bir taktik ya? Hepsi çıktı aramızda herhangi bir şey geçmedi diyor. O zaman ben de bir tane erkeğe diyeyim. Gel ben sana bubble show öğreteceğim diyeyim erkeğe. Öğretelim. Ben de onu öyle yapayım. Öğretemişsin. Bu doğal bir şey. Tamam o zaman buradan buradan çıkarken diyeyim ki gelin size bubble show öğreteyim. Evimde öğreteceğim. Öğreteceğim bahanesiyle zaten kadınları kandırıyor kendisi. Öğreteceğim tamamen bir bahane. Ne kadınları kandırması ya? Kandırıyorsun ya. Hepsine sen. Hepsine aynı şeyi söylüyorsun Özgür. Bütün hanımefendiler sadece şu var. Bahar, bu adamın sonuna kadar gittiğini düşünmüyorum. Yani bir şey yapabilmiş değil. Yapamıyor. Ama fırsatını mı bulamıyor? Kızlar bunu ya buldular böyle çeviriyorlar mı? Fırsatla bir alakası yok. Benim burada asistan ve yardım severliğim yüzünden nerelere geldim ve kötü şeyler çıktı ortaya. Özgür bak. Niye yapamıyor? Çünkü ben de... O dediğim uygulama olduğu için bir yerde fazla kaldığı zaman biliyor ben 50 kere arayacağım onu. He, ne yapıyorsun? Hemen beni görüntülü ara diyorum. Takip ediyordu zaten her şeyi. Ya sen ama nasıl korkusuz bir adamsın. Sen o kadar çıldırtıyor ki bahar evi terk ediyor, hatırlıyor musunuz? Gidiyor o gün arkadaşımda kaldım dediği kadın dansözlük yapıyor. Evet. Her mesleğe saygımız var. Fakat yani hani biri diyor ki ben içeride yatmadım. Şey, yatmadım ki Zahide Hanım ya, dertleştim. Dertleşecek bir arkadaşım yoktu. Ne yapabilirim yani? Hep mi hanımlarla? Ve alkol yani, içerek dertleştin. O anda bir tane arkadaşım var. Daha yeni tanışmışız. Bak yanlış anlamayın sakın. Evine gittim, davet etti. Ya dertleşmek istiyorsan bir dışarı çağırsın. Ben dertleşmek aynen istiyorum. Yani, gel arkadaşım bir kafede oturalım. Millet yanlış paran anlamasın. Paran yoksa bir parkta otur, bir bankta otur. Tam yani. Saat 10-11'e geliyordu akşam. Olabilir. Ben o anda taksiye atladım gittim zaten. Sonuçta mesleği belli. Dansözler gece çıkıyorlar. Orada ne bileyim herhangi ya eğlence... Dansöz dediğimiz de yani dans hocası yani. Yani ondan bahsediyoruz. İnsan değil tabii dansözlerde. Dans hocası yani. Hani onların saati belli olmuyor. Ne zaman arıyorsa menajerleri gidiyorlar işini yapıyorlar. O da dans eğitmeye yani diyor. Sen bunu yani bana bahane süremezsin. Yanlışa çekme onu da sakın. Hayır ben kesinlikle hepsi bütün her mesleğe saygım var. Bak her şeyi şeye çekiyorsun sen. Ben hayır her şeyi çekmiyorum. Sen bak, kendini burada üste ki çıkartamazsın. Kız sen zaten sadece dans üzerine yapmış, sadece dans üzerine eğitim veriyor. Bunu anlatmaya tamam, çalışıyorum. Tamam onu geç. Sen zaten şu an çamura batmışsın. Dibe doğru çöküyorsun. Ben çamura falan batmadım. Ama ben sana elimi uzatmayacağım. Gerçekten. Ben de peşini bırakmayacağım. Dün kardeşin ne dedi? Boşa artık. Ben boşanmak istiyorum, sen bırakmıyorsun peşimi. Boşan. Ne güzel yani, bak kadına demişsin, boşandım demişsin. Altak Allah Bey, ben burada yine de söylüyorum. Bakın ben burada boşanmayacağım. Yani. Açık açık da söylüyorum. Ben burada Bahar Hanım'ın tarafını tutmak durumundayım. Çünkü yani senin biraz fazla fazla ileri gitmişsin. Direnirim ben. Burada evet, gerçekten direnirim, yine boşanmam. İyi de evet. Allah aşkına bak şu programı götürse, mahkemede gösterse evet, zaten hakim diyecek. Anında Allah boşayacak. Kurtarsın kızım. Yani sana be, seni ben bile kurtaramam yani. Yani Özgür. Ya ben söylüyorum bak. Yine de bütün yine bunlara rağmen şurada bir dönüşüm vardı. Bu kızın ilk defa yüzünün güldüğünü gördüm. Hani böyle çiçekti, hani ilk defa böyle bir şey almış etmiş getirmiş. Onda da bir alana bir bedava deyip sen öbürüne ama kampanya al vardı. Ben de aldım verdim ona. Ya neyin kampanyası ya? Sadece neyin kampanyası? Hayır bir dakika. O da dedi ki kadın sahte dedi. Kadın neyin kampanyasını yapmışsın işte. Yani ama eşime aldım gerçekten. Kadın neyin kampanyasını yapmışsın? Bir asistan alına yanına bir asistan bedava ha mıydı? He? Ne asistanı ne alaka ya? He? İş ortağımdı benim o. Hani iş ortağımdı. Evet kendi de söylüyor zaten iş ortağımdı. Bir tane bedava ne güzel.
var ya? Şu ortam için mi aldım sadece yerde? Ben niye erkeklerle adım anılmıyor? Bir de kıskanç. Ben niye yapmıyorum? Bir de çok kıskanç bu adama. Zaten kendi yapıyor kendi ödü patlıyor. Evet. Kendi yaptığı için karşı taraftan korkuyor ve kıskanıyor. Bahar'ın gözünü açtırmıyor. Bir de ona da böyle bir şeyler söylemiştin. Yok işte birisiyle ne yazdıştı bir şey yaptı falan diye. Ya ben gerçekten Bahar seni tebrik ediyorum yani. Ona da kıskandı diyor. Ben öyle bir kıskanmanın çıkmadım ki. Allah bana Eyüp Sultan sabrı vermiş. Senin gibi bir adama katlandım bunca sene. Ne güzel bir adam ama çıkmış karşısına. Ama artık daha katlanmak istemiyorum. Ama ben seni seviyorum. Gerçekten katlanmak istemiyorum. Dün zaten o kadar çok evlenme teklifleri geldi ki. Aa. Evet. Sizden o kadar çok evlilik teklifi aldım ki. Yani böyle bir adamla mı yani diyor herkes. Bravo al ya. Bravo. Böyle bir adamla. Sadece gülüyorum. Gerçekten gülüyorum sadece. Niye gülüyorsun? Ağla bence. Evlenme teklifleri gelmiş de. Bence tamam. Yalan söylüyor ya öyle bir şey yok. Yalan neden? Mı söylüyorum? Evet. Ben sen miyim? Ben sen miyim? Ya bana niye yakıştıramıyorsun? Niye yakıştıramıyorsun? Senin yanına kadınlar yakışıyor da benim yanıma erkek mi yakışamıyor? Sinirden gülüyorum gerçekten. Gerçekten ne hissediyorsun? Ama yaptığına bakın burada gelmiş yalan söyleyerek beni kıskandırmaya çalışıyor daha. Ya doğruysa? Doğru olamaz ben çünkü kendisini biliyorum. Çıkartırım. Çıkar. Stüdyoya da getiririm. Gözünün önüne de getiririm. Burada bana evlenme teklifi ettirtirim. O zaman ne yapacaksın? Şu durumlara bak ya. He? O zaman ne yapacaksın? Durumlara bak gerçekten. Durumlar he? Nereden nereye geldi? Ben buraya barışmak gidince, için çıktım. Bak kendi evine gidince şöyle bir aynanın karşısına geç. Ben bunları yaptım. Bahar bunları yapsaydı acaba ne tepki verirdim diye kendinle bir orada şey yap. Tamam mı? Bakıyorum zaten. Her yayından sonra izliyorum kendimi. Çok güzel bakıyorsun bak. Dinle bakalım daha neler anlatacak. Vallahi bilmiyorum ama bence kalpten giderdi yani. Şimdi Bahar'ı seni tanıdığı için bu söylediklerinin ciddiyetini çok algılayamıyor bence. Ama ben de seni biraz tanıyorsam sen kolay kolay kimseye yüz vermezsin. Ama olabilir bu arada yani gerçekten insanlar seni beğenebilir bir şey söyleyebilirler ama hani sen kendini bilen bir kadınsın. O yüzden öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Ama bunun ihtimali bile inanmıyor adam ya. Evet. Çünkü seni tanıyor. Seni güveniyorum çünkü güvenmem için. Özgür Bey bir şey söyleyeyim mi? Hanımefendinin de sevgiye ihtiyacı var, ilgiye evet. ihtiyacı var ve bu kadar şeyin karşısında bir kadınlık hırsıyla yanlış bir şey de yapabilir bu arada. Bence. Ama kendi psikolog hanım bakın tamam sevgiye ihtiyacı var. Hı-hı. Ben buraya ne için geldim? Eşimle her şeyi düzeltmeye için geldim ve barışmak için geldim. Hı-hı. Gerçek sevgimi yansıtmaya geldim ama sevgi, maalesef aşkına, o sevgiyi de. Bir düşün bak. Özgür, biz biliyoruz Bahar çok dirayetli bir kadın. Gerçekten evine, yuvasına sana sahip çıkmış yıllarca. Ama şu başına gelenlerin küçücük bir parçası Bahar yapmış olsaydı sen ne hissederdin? Bak bunu ciddiye bile almıyorsun. Kız şakasını bile yapsa ciddiye bile almıyorsun. Bence yüreğin yanardı, için sızlardı. Bence sen gerçekten Bahar'ı seviyorsun ama o sevgi biraz değişik. Bahar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlarım yazıyor. Sanayide sizi izliyoruz. Özgür Bey ne zaman çıkacak? Aha çıktı. Biliyorsunuz ya sanayi bölgesi beyler dolu. Herkes oturmuş Özgür'ü izliyor. İnanamıyorum yani. Vallahi tabii yalnız çalışacağı Zayda bakan Hanım, biz. Bak çalışmaya gönderiyoruz adamları. Görüyor musun? Onlar Özgür'ü izliyorlar. Zayda Hanım birkaç bir şey soracağım da dikkatimi çekti. Hatta siz sorarsanız daha iyi olur zaten. Sor Özgür tabii. Buyurun. Yani bakıyorum da baya bir değişti kendisi. Yüzük falan takmıyor 3 günden beri. Ama ben geldiğimden beri takıyorum. Vallahi ben takip fark ediyorum. Zannediyordum Özgür. Yani yüzük yani. Takmadığını fark etmediğini zannediyordum. Evet artık takmıyorum. Daha bugün fark ettim yani yalan olmasın gerçekten bayağı bir değişmiş. Dün de o konuşması bayağı bir düşündürdü. Sen yüzüğünü çıkartmıyorsun. Yok çıkartmayacağım ölene kadar da böyle kalacak. Gösteride de çıkarmayacağım inat ettim bundan sonra. Akıllandın yani bundan akıllandın sonra gösterir. Evet. Ama zaten çıkartıp çıkartmaman bu saatten sonra önemli değil ki. Hayır Zahide Hanım. O kadar öğrenci, erkek öğrencilerim de var. Neden bağlanmıyor ki? Ben arkadaş bağlansın, onların da bağlanmasını istiyorum. Vallahi. Hep bayan çıkıyor, hep bayan çıkıyor. Ha ben burada yanlış anlaşılma neden olay. Müşterilerim hep beni diyor ki istemiyoruz seni. Ben bu sefer kötü oluyorum. Ha, gerçekten ben bu sefer kötü oluyorum. Ama Özgür iki dakika rahat durmuyorsun annem. Durmuyor. Yere gidiyorsun mutlaka yani birilerine böyle bulaşıp hani konuşuyorsun. O birileri hep senin asistanın olmak istiyor nasıl oluyorsa. Gerçekten bu iş hani böyle neşeli bir iş. Çevrenizde çok fazla hanım var. Hepsi de eğer o sırada bir iş güç yoksa çok mantıklı geliyor. Çünkü gidiyorsunuz iki saat çalışıyorsunuz gayet güzel para alıyorsunuz. Evet doğru. Eğlenceli yani, iş seviyorum yani. Bir de eğlenceli de bir iş.
Bu arada sen... dün ben dedim ya hani işte taliplere falan, ben taliplere falan açık falan değilim, öyle bir insan değilim. Amcanın bir tanesi yazmış, Bahar'ın üstüne tanışmak istiyorum diye. Dedim hayattaki şansım. Benimki Zahid Hanım. Şöyle sen gördüm, bana da yazmışlar. Aynı kişiden mi bahsediyor bilmiyorum. Bir beyefendi yazmış 65 yaşlarında civarda. Merhaba, tanışmak istiyorum. Benim TikTok'a yazmış. 65 yaşında Bahar Hanım ama. Sonunda Bahar Hanım. Nasıl yani? Yoruma yazmış yani. Erkek mi kadın mı bu tanışması? Erkek. Bahar Hanım size tanışmak. O da tanışmak... herhalde öğrenciniz olmak istiyor Özgür. Öğrencim mi artık? Bahar'la mı tanışmak istiyor? Ama Bahar'la yazmış ya. Özellikle yanlış yere yazmış. Yanlış yere yazmış. Vallahi bilmiyorum Bahar, İfşa ben seni orada. Aşağı yukarı burada biraz tanıdım. Bahar hayatta kimselere yüz verecek bir kadın değil. Ya herhalde dün çıksa hatta bile beni de şaşırttın. İstemiyorum. Bahar'ın bir şey, bir tavrı var yani hepimize karşı böyle. Gayet oturaklı, tam anne yani. Klasik Türk kadını, anne, çoluğuna, çocuğuna, evine. Bahar sadece tek bir şey kardeşin olarak, sen kilo versen. Evet. Açık daha böyle kendine baksan var ya. Özgür var ya, böyle pervane olmazsa adım Zahide değil. Artık zaten bakmaya başladım. Şimdi onun için de, kilo için de şey yapacağım. Elimden geleni de. Artık bundan sonra kaybettim. Benim için her zaman güzeldir kendisi. Hani kilo vermese bile her zaman benim için değerlidir kendisi. Gördük Özgür Bey. Yani çok değerli. 3 değil 5 değil. Kaç kadın geldi gitti buraya ya? Demek. Kaç kadın derken 3-4 tane asistan. Bir asistanın da şu anda telefon attığında. Hazır mısın? Oo. Bayan olmasın bak, artık ben dediğim gibi erkekler bağlansın bak. Burada herkes yanlış anlaşılıyor. Vallahi bilmiyorum. Bakalım kim bağlanacak? Alo. Alo. Serhat Bey merhaba. Merhaba Zahide Hanım, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey'in asistanı mısınız? Asistanlarından biri misiniz daha doğrusu? Evet, Özgür Bey'in asistanıydım. Tanıdınız mı Serhat Bey'i? Evet, öğrencim olur kendisi. Doğrudur. Peki, ne kadar sürede, nerede çalıştınız? Bu sefer gerçekten... şaşırttı bizi. Hep diyordunuz ya, bayanlar üzerinden gidiyorsunuz. Buyurun. Erkekler de var. O kadar bir sürü erkekler var. Yalnız gerçekten. Dikkatli dinlesinler ama. Herkes çok dikkatli dinlesin. Özellikle siz dinleyin. Ya neyi dinlesin? Anlayacaksınız. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Evet, evet, konuşmaları biraz şey çünkü. Evet, bence de herkes dikkatli dinlesin. Çünkü Özgür abinin bu hikayede hiçbir suçu günahı yok. Yani Özgür abi işini gücünü yapamıyor. İşine bu kadar da sahip çıkan bir adam. Yani bunun üzerine Özgür abinin bu cümleleri kurulması Özgür abi hakkında ben Serhat Bey. Yani Özgür abi. Bir dakika, buyurun. Bir sesiniz gitti geldi. Çeken bir yerde kalırsanız sevinirim. Şimdi duyuyorum. Serhat Bey. Tamamdır. Siz Özgür Bey'i nasıl tanırsınız? Kaç sene yanında asistanlık yaptınız? Ben Özgür abinin yanında 2 sene asistanlık yaptım ve Özgür abi işinde gücünde bir adamdır. Kimseye karşı bir nasıl diyeyim, sarkma durumu olmadı ki ben bunu hiç şahit olmadım. Ve gece gündüz sürekli onunla beraberken böyle bir şey asla yaşanmadı. İşine gider, işini yapar ve evine geri dönen bir adam. 9-10 kere çalışmıştığımız evet, var zaten. Zaten bunların hepsi kurma olduğu için, bayanlar da kurma değil mi? Hayırdır, biz ne kendi kafamızdan ya, mı yani bunları yapıyoruz? Bu bayanlar işte, geldi anlatıyor. Buraya, bu kadar çıktılar. Evet. Ya ben anlamıyorum. Öğrenciler mi çıktı buraya? Yani? Öğrencilerin çıktı yani. Bunları kuruntu haline getiren siz. Bence siz ikiniz çok iyi anlaşmışsınız. Ne anlaşması yüzden... ben daha ilk defa da evet, burada. Evet. Ben Özgür abinin yanından ayrılalı birkaç sene oldu ve uzun zamandır da iletişim halinde değiliz. Ve Özgür abi benim videonun benim bugünlerde olmamın sebebi Özgür abi. Onun hakkını asla da kimseye yedirtmem ben. Bilginiz olsun. Oo, peki siz yıllar yani bu kadar ciddi çalışmışsınız. Bahar Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Bahar, siz hatırlıyor musunuz? Bahar Hanım. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. İyi hatırlar kendisi, evet. Hı hı, çok iyi hatırlıyorum. Ben söylüyorum zaten hani kimden... O da öyle... atma ziyadan kim... biri çünkü o yüzden. Ne atma ziyası yani, şimdi iftira devam ona mı atıyorsun edin. Bitti? Ben devam başladım edin. Şimdi ona mı atıyorsun? Atma ben bir şey demeyeceğim. Ne demek Bahar? Yani onun yalancı. Gibi işte yalancı. Ne yalancısı ya? Ben evet, yalancı evet. Değilim. Asıl yalancı olan sizsiniz. Kusura bakmayın. Yani utanmadan bile adamı iftira atıyorsunuz. Adam elindeki bütün parayı çalıştı, etti parayı zekettiriyor da ediyordu. Yani bunun üzerine ne hakla bu cümleleri kurabiliyorsunuz siz? Evet. Oo. Adam evine parasını getiriyor. Zaten. Kadınlarla gidiyor. Ya ne kadınlarla? Paramı ondan zaten sen alıyorsun. Ondan sonra kuşun ortasına alıyor. Beraber zaten. Yatıyor. Kendin demedin mi zaten? Ben de bunu kuruyorum değil mi burada? Ben tabii paranoyağım ya ben. Evet. Yani, evet diyor bir de. Yaptığımız iş sosyal bir iş olduğundan dolayı yaptığımız iş gerçekten sosyal bir iş ve bir sürü insanla iletişime geçiyoruz. İnsanlarla göz teması kuruyoruz, sosyal olarak bir iletişime geçiyoruz.
Yani bunları bir kadınla konuşması, etmesi sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Niye bu kadar kurut yapıyorsunuz? Siz ben niye bu kadar rahatsınız? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Sen de onun gibisin. Çünkü yaptığım, yaptığımız bir sosyal bir iş. Yani insanlarla konuşuyoruz, ediyoruz. Özgür Bey siz, ya Özgür'ü burada siz bayağı bir savunuyorsunuz. Peki Serhat Bey siz evli misiniz? Hayır, benim kız arkadaşım var. Ben evli değilim. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Yani siz 20'li yaşlarda mı tanışmış oldunuz? Evet. 22-23 yaşlarında. Evet. Peki o kız arkadaşını kim tanıştırmış onunla? Bir sorar mısınız? Kim tanıştırdı? Özgür abi tanıştırdı. Ya. Ya bunda ne kötü bir şey var Allah aşkına. Bu iyi bir şey. Sadece bu bir mi? Tanıştırdım, evlendirdim. O kadar insan var ki çoluk çocuğa karışan aile. Ya ne var bunda? Kötü bir şeye çekme. Bir dakika, tanıştırması iyi bir şey aslında. Bak iyi bir şeye vesile olmuş hala beraberlerse. İnşallah evlilik yoluna devam ediyordur. İnşallah hayırlı olur. Yok, Zahir Hanım İzmir'de de var. Yalan söylemiyorum. Onlar da bağlansın. Evlendi. O da şoförümdü. Evet, evlendi benim sayemde. Bana bol bol dua ediyor. Peki senin sayende nasıl oluyor? Bu çocuk da konuşkan bir çocuğa benziyor. Gidip kendi tanışamıyor muydu? Sen ne yaptın? Ben ne, açıklasın ben ne ya yaptım. Ya benim ben? İşte benim bu kadar konuşkan olabilmemde, benim insanlarla bu kadar iletişim haline geçebilmemin tek sebebi Özgür abidir. Ben onun öncesinde liseden mezun olduk. Çıkıyordum, orada burada çalışıyordum ve içine kapanık biriydim. Özgür abiyle tanıştıktan sonra açıldım yani. Ne yaptı size Serhat Bey? Ne yaptı size Serhat? Hani git bak bu kızla konuş, onunla konuş, onu asistan olarak yanımıza alalım vesaire mi dedi? Meslek öğretti. Evet, işi öğretti bana, gel benim öğrencim ol dedi. Sonunda sonrasında usta çırak ilişkimiz oldu onunla. Peki kızlarla arası nasıldı? Gelen oradaki hanımefendilerle asistan olarak zaman zaman anladık ki gözüne kestiriyor bir takım hanımları. Gidiyor onlara, hani siz ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, asistanım olur musunuz? Ben de onun asistanıydım, beni de mi gözüne kestirdi o zaman? Bilmiyorum, onu siz söyleyeceksiniz. İnşallah öyle bir şey yoktur tabii de, şaka. Peki, ya hayır tabii ki Serhat, öyle bir şey yok. Yani, Serhat buyurun. Siz nasıl tanıştınız gerçekten? Dur onu da soralım. Ya ben zaten işten ayrıldıktan sonra Serhat abinin bir gösterisini ve orada onu gördüm. Sonrasında çıkışta yakaladım. Dedim ki bu işi ben de öğrenmek istiyorum. Ve nasıl bu cümleleri kurdum onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten garsonluk falan yapıyordu. Ha. Evet, garsonluk falan yapıyordu. Bak evet, dikkat gerçekten çekti. Bu arkadaşımızı iş güç sahibi yapmışsınız. Evet. Şu an fiilen devam ediyor musunuz mesleğe? Ya evet, Antalya'da çalışıyorum hatta şu an bir otelin organizasyonlarında yer alıyorum. Orada sivazı geçiyorum. Ne güzel. Kız arkadaşınız ve nerede? Şu anki kız arkadaşım da yanında. Şu anki ben mesleğimi yapabiliyorsam, evimi geçindirebiliyorsam, kız arkadaşım varsa ve onunla güzel bir gelecek kurabiliyorsam hepsi Özgür abi sayesinde. Peki sizin de böyle yani kuşunuz, tavşanınız falan var mı? Evet var. Peki kuşunuzu kaçırdınız mı hiç Özgür abiniz gibi? Gidip başka bir kadının yani balkonuna kondu mu? Evine girdi evet, mi? Evet, kuşun kaçtı. Tabii ki kuşun kaçtı oluyor. Yani sonuç olarak İnsanla çalışmadığınız için o gösterileri yaparken... Benimki tesadüf oldu Zahide Hanım'ı. Hani kaçtayken yanlışa çekmeyeyim lütfen bakın. Ya bakın şimdi Serhat, yani siz de daha inşallah çok güzel şeyler yaşarsınız ama bu kadar tesadüf arka arkaya gelince artık tesadüf olmaktan çıkabiliyor zaman ben zaman. Ben artık inanmıyorum zaten. Ya kuş kaçar. Şu an dinliyorum ama boş dinliyorum. Ya, biliyorum. Niye biliyorsun yalancı. Ya? Doğrulara çıkıyor burada. Hani. Evet, yalan evet. Mı söylüyor sanki? Devam et yalanlarla. Ben buraya çıktığımdan beri diyorum ki... Beraber mi erkek buluyordunuz kızları? Beraber mi buluyordunuz yetiştiriyorum kızları? Yetiştiriyorum hepsini. Ya bırak ben sana... Benim sayımda çok ekmek yiyen var zaten. Bahar Hanım. Senin Bahar hayatın Hanım. Yalan. Ben izinizi anlamıyorum. Bir daha tekrarlayabilir misiniz o cümlenizi? Beraber mi buluyordunuz kızları? Kızları beraber bulmuyoruz. Biz gösterimizi yapıyorduk. Gösterimizden sonra insanlar bizi tebrik etmeye geliyordu. Şey yapıyorlardı, konuşuyorlardı, gülme geçiyorlardı. Evet. Nasıl yaptığımızı tebrik ettikten sonra hadi gidelim Sapanca'ya beraber diyordu. Orada beraber otelde kalalım diyordu. Çok güzel. Devam edin zaten böyle. Zaten biz o otellerde işte bak, bunu siz gayet sizden daha iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir sihirbaz hiç kimsenin evine, balkonuna kuş uçurmamış. Siz nasıl ya bir şey yaptınız? Ya bilerek mi yaptım ben? Kuş gittiyse kuşumu uçurmuşsunuz. Bir dakika, benim suçum yok. Ya kuşum gitti o an. Üstü kaçtı gitti. Kuşum uçtu, ne yapayım? Ne yapabilirim yani? Evet. Uçur yani, devam et. Sanki bilerek mi yapıyorum? Ha, kuşa diyorum ki bak bu bayanın evine gideceksin. Özellikle söylüyorum yani. Bunu yakında mu yapmaya çalışıyorum? Yakında otel odalarından çıkar kuşların. Otel odalarından diyor ya. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kuşla yani hayvanlarla çalıştığımız için hayvanın nereye gideceği belli değil ki. Yani bu cümleyi
Siz mantıklı geliyor mu kurduğunuz cümle size? Söyle evet hadi. Kuşun nereye gideceği belli. Evet mantıklı geliyor. Şimdi bak ben burada bir açıklama yaparsam sizin oradaki kuşun hileliği ortaya çıkar diye susuyorum. O yüzden yani ya Allah aşkına, yaptığınız Allah işi aşkına. Bana öğretmeyin. Kuşun kanadını Allah. Kesersin kuş fazla uçmaz bu kadar ya kanadını yani. Niye keselim hayvana eziyet verelim? Hayvan doğru ortam olması lazım. Kuşun arkasından hafif böyle kesiyorsun. Öyle olmuyor işte. Ya bırak Allah kuş aşkına ya iyi bilir. Bana ne öğretiyorsun ya? Yani kuş normalde bir kaçmasın diye. Evet şöyle, kaçmasın diye. Ben karşıyım. Çok yazık hayvanlar. Kanadını ya, kesmeye karşıyım. Yok, hayır. Onun canı hayır ben söyleyeyim başka. Sadece kanadı o zaten kanadının olduğu yer orayı. Cansız yer olduğu için oradan kestiğin anda zaten bir şey olmuyor. Kuş besleyenler daha iyi bilir ben söyleyeyim. Uçamaz mı? Uçamaz. Şöyle yapalım, bakın şöyle yapalım. Dirseğinizin arkasındaki o sinirler şey ya, oradan fazla bir acı hissetmiyorsunuz. Sizin de oranızı keselim biz o zaman. Ya biz saçmasından konuşmasam ya zaten. Siz bir hayvanımızı zarar verin. Ya zaten gerçekten şu konuşmalarınızdan bütün IQ'nuz her şeyiniz ortaya çıkıyor. Şuraya bak gelmişsin burada telefonda bağlanmışsın. Özgür'ü savunuyorsun bana ya. Aynılarını ya sen de yapıyorsun. Ya ne savunması söylüyor, ben de çalışıyor söylüyor. Sen de aynılarını yapıyorsun. Konuşma ya. Konuşma. Ne iftira niye atıyorsun ya? Ya? Şimdi ben bittim ona mı başladın? Ya şimdi başka birilerine bağlansa ona da mı iftira atıyorsun? Serhat'ı tanıyorum, tanımıyor muyum? O da senin gibi siz çapkın. Gel. Bırak ya. Siz bana mı öğretiyorsunuz? Senin bütün ya yaptığın hataları kapatan kişi. Değil, bana değil, mı değil. Ben kimsenin, bayağı bir zamandan beri görüşmüyorum. Ben kimsenin bir şeyini kapatmadım. Burada da cümlelerinize dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü biz işimizi yapıyoruz. Evimize gidiyoruz. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Biz insanlarla iletişime geçiyorsak bunun sorumlusu, bunun suçlusu biz olamayız. Bizim keşke onu Özgür'e de öğretmeseydin. İşini bitirdikten sosyal sonra evine git otellere kadınlarla birlikte bir şeyler öğretmeye gitme diye. Ben işimi bitirdikten sonra yine işlerim vardı tabii ki uzaklarda. Gitmek zorundayım hep zaten. Uzaklarda, nereye çekiyorsun lafı? Hep uzaklarda. Niye çekiyorsun lafı? Nereden peki, nereye bakın, getiriyorsun? Peki bakın. Bir şey diyeceğim. Serhat çok özür dilerim. Hemen siz söyleyeyim son. Siz bu adamdan paraları alırken ağzınızı açıp bir şey demiyordunuz. Şimdi mi laf söyleyeceğiniz tuttu? O paralar ha, nereye gidiyordu şey acaba? O paralar nereye, nereye gidiyordu? Gidiyor? İnternetteki sizin reklam paralarına gidiyordu. Nasıl iş geliyordu size? He? Benim sayemde geliyordu. Kimin kartından çekiliyordu reklam tamam paraları? Benim kartımdan otomatik çekiliyordu. Vallahi bak çıkarım dekontlara bırak bak gerçekten. Ya. Sonradan senin şeyine kartına çevirdik onu. Peki Serhat ya Bey teşekkür ediyorum size. Sağ olunuz bağlandığınız için. İlk defa bir erkek sesi duymuş olduk böylece bir asistan. Fakat onda da bambaşka şeyler ortaya çıktı. Bakın mesleğiniz çok neşeli bir meslek. Biz de bu meslekle ilgili bu kadar şey bilmiyorduk bu yayından önce. Ben de bunları yayında öğrendim. Fakat çok fazla sosyal hayatın içindesiniz. Her türlü geri bildirime açıksınız anladığım kadarıyla. Tabii ki bu işi gayet dürüst, efendi, güzel yapan insanlar var. Fakat işin bazı şeylere de bazı kıvılcımlara da açık olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Yani. Ya bekar olsanız hiç sorun değil yani ne isterseniz ya, ne yapın biz ne diyebiliriz. Sadece burada evli olan bir adam olduğu için bunlar gündeme geliyor. Bir de işin içinden nedense hep bir bornozlu bir durum çıkıyor yani. Bornozlu Özgür Bey çıkıyor. Bir kadın bağlanıyor Özgür Bey, Özgür Bey diye diye buraya masaja geliyordunuz. 8 bin lira borcunuz var derse eşini bakın bambaşka şeyler çıkıyor. Peki bu arada görümceniz bağlanmıştı daha önce. Selen Hanım tekrar bağlanmak istemiş. Selen Hanım merhaba. Merhabalar Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Özgür Bey'in kız kardeşisiniz. Siz de zehir zembelek evet açıklamalar yapmıştınız. Daha bitmedi söyleyeceklerim demişsiniz. Buyurun. Zahide Hanım ben bu gelini görmek istemiyorum. İllallah ettik artık bundan. Ne olursun abi bak boşa şunu. Çıkıyor ortaya şeyi. Zaten 3 gündür iftira atacaksın. Yüzü takmıyor artık. Hazır iftira. Evet takmıyorum artık. Ben boşamak istiyorum zaten. Kendisi zaten bakmıyor. Senin maksatın farklı. Sen abimle niye barışmak istemiyorsun biliyor musun? Senin gözün başkalarında başkalarında. Tabii. Kızım hadi git benim yayla. Benim zaten yayla gözüm hep başkalarında oldu ya. Ne demezsin. Ama ailemiz nedense farklı yorumlar yapıyor. Bugün annemle konuştum. Annem diyor ben arkandayım boş ver diyor. Ne derse desin umursama diyor. Sen abime var ya iftira atmada birebirsin. Tabii. Bunu yapıyor vallahi. Bak gerçekten. Ben sen ben bundan iftira yüzünden burada bozuldu her şey. Kesinlikle ben kayınvalidemi gerçekten çok izliyorum. Sizin annem dediğiniz kayınvalideniz evet, kayınvalidem sürekli arkamda. Ya ben bununla ayrılsam da yolumu ayırsam da bununla kesinlikle zaten görüşmem. Bu kızıyla ama Özgür'ün annesiyle görüşürüm. Peki sizin anneniz Bahar'la nasıl? Bahar'la kayınvalidesi nasıl? Hayır hiç iyi değil. Benim annemin ağzını almasın. İstemiyorum. Sen kimsin de benim annemin ağzını alıyorsun? Ama onunla kimse çok iyi konuştuğunu söylüyor. Hayır istemiyorum. Konuşma. Ben annemi konuşturmayacağım da. Konuşmayacaksın annemle. Bir daha da annemi aramıyorsun. Tabii tabii.
Kimsin sen de annemi arıyorsun? Tabii buna sen karar veriyorsun ya. Ben tabii karar vereceğim. Sen mi vereceksin? Ben kızıyım. Evet. Sen el kızısın. Bunu unutma. Olabilir. Siz başka bir yerde el kızı mısınız? Evet. Evet. Peki size böyle davranıyorlar evet, mı? Bakın bu el kızı çok kötü bir laf ya. Çok uzaklaştıran bir laf bilmiyorum. Siz de evli olduğunuz için Zahide anlarsınız diye söylüyorum. İliğimizi kemiğimizi kemirdi bu kadın. Abimi haciz geldi bunun yüzünden. Asıl iliğimi ben baştan siz beri kemirdiniz bakın. Be. Menajerliğimi yapıyor ama bütün paralarımı alıyor. Bana az bir şekilde para veriyor. Zahide Hanım ben bunu gerçekten söylüyorum. Çocuğum doğdu diyor. Çocuğuna kıyafetler gidiyor. Para kimde? Öbürü işte ayakkabı istiyor. Ayakkabı paraları gidiyor. Ya ben mi ilim mi kemiğim mi? Yani benim resmen sömürdünüz. Ben kendi saçımı bile kuaförde boyatmıyorum. Sömüren belli zaten. Alıyorum. Bak, evimde kendi boyamı kendim yapıyorum. Bak, o diyorsun ki kuaförden çıkmıyor. Hayır. Bir dakika Bahar, bir dakika. Özgür ne diyorsun? Sömüren belli zaten. Ya ortada her şey. Ben baştan beri söylüyorum. Dün de söyledim zaten. Kimsin? Menajerliğimi yapıyor işim. Tamam mı? Misiniz? Parayı da o alıyor. Muhasebeni yapıyor. Bir dakika. Ama bana verdiği bir bütçe var. Onunla ben zaten ne yapabilirim ki? Bir şey yapamıyorum ki zaten. İhtiyaçlarımı zaten karşılayamıyorum. Peki sen kazandığın parayı Bahar'a getirdiğinde o bütün evin ihtiyaçlarını, oğlanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Onu karşılıyor ayrı ama bana belli bir miktar veriyor yani. Sen çok daha fazla bu para getiriyorsun yani. Ben fazla getiriyorum. Abime fazla para vermiyor. Zahide Hanım vermiyor. Niye vermiyorum? Çünkü Fransalara gidiyor. Milletin takılarına gidiyor. Hadi be oradan. Niye vereyim? Ya senin süsünü. Ya bırak ya. Zahide Hanım dışarıdan yemek söyleyen bir insan bu ya. Ya bırak Allah aşkına açlıktan ağzınız kokuyor bırak ya. İftira mı devam ediyorsun ne yapıyorsun? Bahar evde yemek yapıyor musun? Tabii ki de. Hayır yapmıyor. Şu anda bile ben oğluma tencerelerle yemek hazırladım. Şahidim de var hayırdır. Şahidim ne var yani? Şıracılarım var desene ona. Çocuğumun yanında. Ya konuşma ya. Evet şıracılarım var desene. Evet senin gibi şıracılar değil mi? Zahide Hanım ben bunun evine oturmaya gittim. Peki bakın. Gitmez olaydım. Ne bir dakika. Ne bir çay verdi ne bir kahve verdi. Bu var bu gelin hiçbir işe yaramıyor. Tabii evet evet. Ama evet. Hayatım sen de tam bir görümcesin yani ne diyeyim ben şimdi hani hiç lafını esirgemiyorsun sonuçta o senin yengen ama siz tamamen kopmuşsunuz belli ki. Peki ama bak. Kapıları. Ne olursa olsun evet. Abin. Ben bu kadını istiyorum, bu kadını seviyorum diyor. E bu durumda ya sen de çatla. Abi neyini seviyorsun? Neyini mi? Abi neyini seviyorsun? Seni abinin. Borca soktu bu kadın. Neyini seviyorsun? Sevme senin gözün başkasında zaten. Zahide Hanım bunu abim aldatıyordu ben size söyleyeyim. Var. Bak çocuk bu kadın aç derken bak o kelimene ya. Dikkat et bilmiyorum. Bir kere. Tamam hiç mı? Bana öyle gelmedi yani Bahar'ın bana anlattıkları, burada yaşadıklarımız vesaire ama yani sen yengeni sevmiyorsun onu biliyorum. Onu anladım ama... Neyini seveceğim? Sevecek bir şey mi bıraktı ki bize? Neyini seveyim Zahide Hanım? Ben onu hayatta sevmiyorum. İstemiyorum zaten ben onu. Abine de söylüyorum. Ama gözünüz... hayatım abi senin isteyip istememen bir yere onu. Kadar... Sonuçta bu kadının kocası senin abin. Abinle onun arasında olan bir evlilik bu. Ve onlar bitirmek isterse onlar bitirecek. Ama istiyoruz ki bu bitmesin. Ama bakın teşekkür ediyorum sana da. Şimdi Zahide... sizin... Sağ ol bir tanem çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür burada çok şey yaşadınız. Evet. Yani o kadar çok şey dinledik ki Bahar sen de çok şey yaşadın. Bazı gerçekleri burada öğrendiniz. Evet. Ben biraz dinlenmenizi istiyorum. Biraz ayrı kalın çünkü onlar programda bir araya geliyorlar aslında. Bir düşünün bakalım yani böyle birkaç gece geçirin. Gerçekten birbiriniz olmadan siz ne kadar sizsiniz ya da isterseniz sizi yemeğe yollayayım. Sonuçta ayrılsanız bile çocuğunuz var. O yüzden sizin gerçekten ayrılmanız diye bir şey söz konusu değil. Evet. Yemekte sizi bir araya getireyim. Süslen püslen Bahar. Sen de böyle bir kendine çeki düzen ver. Bir beraber yemek yiyin, akşam yemeği yiyin. Bir konuşun. Tamam bu da bir fırsattır. Giderken bile güzel bir hoşça kal pek çok şeyi değiştirebilir hayatınızın bundan sonrasında da. Onu diyorum ya hep siz çok değerlisiniz. Bazen yeniden başlamak için doğru şekilde bitirmek gerekir. Gönlüm buna istemiyor. Olur mu Özgür? Ben size güzel bir yemeğe göndereyim. Tamam. Eve gideyim, oturun deyince olmadı. Yemek deyince biraz daha gözlerinde ışıltı gördüm. Tamam. Yani... Sonrasında konuşalım. Maşallah hiç onları böyle görmediniz. Hem bu tarafta hiç oturmadılar hem ikisi yan yana ve böyle bir poz. Bahar hoş geldin. Hoş bulduk. Özgür hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Zahide Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? Çok İyiyiz. Mutluyum gerçekten. Görseniz böyle heyecandan böyle. Görüyorum zaten Özgür. Sadece burada değil yayın çıkışı yani başka yerlerde de gördüm. Oturuyorlardı evet. Orada kumrular gibi maşallah. Bahar kilo vermişsin. Evet şimdi görüyorum orada kendimi diyorum ne kadar kiloluyum. Ne yaptı söyle bakayım. Soğuk lipo yaptırdım. Bak. Yalnız sen kilo verdikçe Özgür'ü de evet. Acık şişmiş gördük. Benim kiloları acık... ona verdim. İyi yapmışsın. Yedir. Stres beni yedirdi zaten. Öyle diyeyim yani stres yedirdi beni.
Peki şimdi 14 Şubat'ta ne yaptınız? Daha yeni geçtik 14 Şubat'ı. 14 Şubat'ta evet. Güzel bir yemek yedik. Hı. Ondan sonra güzel çiçekler falan. Yani kuş kafese girdi yani artık. Allah yani. İnşallah kaçmaz. Yani. İnşallah. Peki Bahar, sen burada öyle bir yani tabirim caiz görün kapak yaptın gittin ki evet. Kocana. Bütün kadınlar dedi ki oh helal olsun. Vallahi herkes bize öyle yazdı. Bu arada biz tabii sizinle o kadar artık böyle kardeş gibi olduk evet. Ki sizi gören bana fotoğraf gönderdi. Verelim fotoğrafları hazırsa eğer. Bak dışarıda el ele görmüşler, hemen çekmişler. İhbar hattımıza göndermişler. Bak. Yakalamışlar valla gerçekten evet. Pozu. İkisi de yalnız telefonda yine. Evet telefondaydık. Dur bir tane daha var çok güzel, bir de çok yakışmışsınız böyle montlarla el ele bir yerden gidiyorsunuz geliyorsunuz. Baksana size fark ettirmeden bir de arkanızdan çekiyorlar. Evet. Burada vapur iskelesine gidiyorduk, vapur iskelesine. Vapurdaydık. Bu pozunuzu çok sevdim mesela, bak böyle koştur işte budur yani. Aile ne güzel. Peki Bahar buradan öyle bir gittin ki. Yani ben dedim ki bitti yani. Bir yani, daha dönmez Bahar. Özgür ne yaptın? Nasıl ikna ettin? Şöyle diyeyim ben erkek arkadaşlarımı devreye soktum. Artık ben bayanlarla işim bitti. Tamamen bitti. Bunu açık ve söz olarak herkesin önünde Türkiye duysun. Ha. Artık yani şöyle diyeyim. 3 tane erkek arkadaşım vardı. Dedim ki rica ettim. Sizden tek ricam eşimi ikna edebilir misiniz? Ha bu yüzük olayı biraz şey oldu, sıkıntı oldu benim için. Bayağı bir sıkıntı oldu. Yani. Artı şöyle diyeyim, bir alana bir bedava şeyi de ben reklam teklifi geldi. Evet, aa, evet. 14 Şubat için evet. Sinema teklifi geldi ama aa. Ben eşime zaten söyledim, yok dedi. Böyle bir hatta, şey istemiyorum. Hatta pırlanta reklamında oynaması için bir alana bir bedava olarak teklif geldi. Evet. Sonra ben hayır dedim. Ya. Şimdi dedim evet oğlum olmaz bir daha kaçırırız ederiz ya, dedim. Evet diyecektim ama kendisine danıştım. Bir sorayım dedim. Sonuçta bir eşim. Kaynağım o benim yani. Öğrenmem lazım dedim. Menajerin aynı zamanda. Evet, evet aynı zamanda menajerim. Bana dedi ki istemiyorum. Heh. Biz sonuçta bu şekilde mutlu olalım. Mutlu yani. Şekilde yolumuza devam edelim dedi. Ağlamak istiyorum ha. O kadar maşallah maşallah. Ve artı. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen her şeyi geçmişi temizledin değil mi? Temizledim. Eski asistanlarla konuşuldum. Şimdi artık aramıyoruz, tavşancı sormuyoruz. Tavşancı Sude olsun. Onlarla artık irtibatımı kestim. Artık tavşanım ömür boyu onunla çalışacağım. Artık kuşum emekliliğe ayrıldı. Evet. Kuşumla artık çalışmıyorum. O da çift, o da eşiyle beraber mutluluğu içinde yaşasınlar. Onlar da rahat etsinler artık. Onlar yani. Da rahat yerinde. Evet. Sırf orada güzel bir kömürlükte çok tatlı bir yer yaptım. Kafese koymuyorum onları. Ha. Uçuyorlar, eğleniyorlar, aman, ediyorlar. Artık kuşum olmayacak. Heh. Öyle diyeyim. Kuşlarımızı iyi yaptık zaten. Peki üst komşu ne oldu? Çok güzel bir kız vardı. Fatma artık oradan da taşınacağız. Fatma'yla artık yan yana artık o sokaktan bile geçmeyeceğiz. Onu da ben eşime söz verdim. Hatta şey bir asistan da Fatma'yla beraber ev tutsak mı acaba falan diyordu. Şey Ebru yok muydu? Onu yapmadılar. Yok. Kadın unutmuş görüyor musun? Evet. Baktım hemen atlayacak mı diye vallahi unutmuş bak Ebru sonradan. Ben hep onu yapmadılar. Temiz bir dosya açtım çünkü artık yani eskileri istemiyorum. Artık ben şunu söz veriyorum ki eşim bundan sonra nereye gittiğimi, ne yaptığımı, her şeyimi bilsin. Sapanca'ya gidecek misin Özgür? Evet, Sapanca'ya ama beraber gittik. Beraber gittik. Evet, gideceğiz mi? Beraber gittik. Aynı yere mi gittiniz yoksa? Evet, evet aynı yere gittik. Evet, aynı yere gittik. Şimdi şöyle, ben dedim ki artık madem öyle her şeyi bir son veriliyor, yeniden bir sayfa açılıyor. Önce buraya çıkan, programa çıkan kızlarla ben tek tek bir görüştüm. Hı. Dedim ki Özgür sizinle herhangi bir cinsel münasebeti oldu mu? Onlar dedi ki ne saçmalıyorsun dedi, öyle bir şey olamaz. Biz onun parasını yemek için zaten safın önde gidenin dedi. Ben baştan beri söyledim zaten herhangi bir aramızda dediler. İlişki geçmedi. Ama parası sonra konusunda Sapanca'ya gittik. Sapanca'da da ondan sonra kendileri de tanıştık Özgür Bey'le. Özgür diyen Özgür Bey. Olga Hanım. Güzel zaten geçti. Sizin hikayenizde yani o kadar enteresan şeyler vardı ki bana diyorlardı ki ay onlar gerçek mi? Onlar gel. Ya diyordum gerçek. Evet. Bak ben yazsak ekipçe bir araya gelsek bu kadar cesaret edemeyiz. Yani. Evet. Yani burada her şey gerçek ve yani olaylar ve insanlar tanıyınca ben de böyle bir program yapınca anladım ki bunların hepsi gerçek. Hiç uzakta yani, aramayın yani. Zahide Hanım bakın şunu da söyledim zaten. Asistanımı bile sen seçeceksin. Gerekirse sen olacaksın dedim yani. Erkek asistan olacak. Ama şurada kafama bir soru işareti olsun. Takıldı. Bir tane bir şey takıldı. Nedir takılan? Eşim bana şunu dedi. Rehberinden her şeyi sileceksin evet, ama ben bunu sileceksin. Nasıl yapayım?
Buna hayır, yardımcı sileceksin. Olacak. Ama silemem ben onu. Hayır, işte. Kusura bakma. Hayır, ben onu silemem, yapamam hayır. işte. Niye yapamıyorsun? Ama müşterilerim orada kayıtlı benim. Hayır, müşterilerim benim telefonuma kaydederiz. Ha. Ama arayanla tamam. Kusura bakma. Bak sana yönlendiriyorum zaten, yönlendirme de yapıyorum. Hayır. Müşterilerim sil demiyor zaten canım. Evet. Ama rehber komple olmayacak diyor bana. Ben işte burada bir şey örüyorum ama. Değil de tek tek bakarsınız. Mesela o rehberden belki silinecek bir kişi daha biliyorum ben. Kim? Bilmiyorum, her şeyi anlattın yani... mı? Anlattım ben, anlattım. Hepsini anlattım Zayda zaten. Zayda Hanım, başka bir gerçek var mı? Hayır, hayır. Bana. Tarihi, önce şunu söyleyeyim. Tarihine bakacağız. Tamam. Öyle bir şey yok ama yazdıkları çok enteresan. Bir verin. Ama yayınlamayalım artık ya. Ben buraya barışmaya geldim. Niye? Size teşekkür zaten etmeye geldim ben. Sen bilirsin. Evliliğimizi tazelemeye geldim Zayda Hanım. Siz yine tazeleyin. Rehberden silecek dedi ya. Evet. Bu kızı da silmen lazım rehberden ama onu biliyor mu bilmiyorum. Bahar. Yani. Bir bakalım kim? İhbar hattına yazmıştı. Bakın. Merhaba, ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ekranda gördüğüm Özgür Bey hakkında. İhbarınız ne hakkında? Bu ihbarınızın okunmasını istiyor musunuz? Evet, okuyabilirsiniz. Pandemi sonrası yani 2022 yılında Özgür Bey bir organizasyonda karşılaştık. Bana asistan olup olamayacağımı sordu. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul etmek istedim. Ama dansçı olduğumu da söyledim. Özgür bana nasıl dans ettiğini görmem lazım dedi. Beni bir otele davet etti. Özel anlaşmalı bir yeri varmış ve kimse bizi görmezmiş. Bunun... Tanıyor musun, hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorum. Senin daha bir dansçı arkadaşın vardı. O evet, ben eşime gitti. Anlatmıştım zaten, evet, göstermiştim. Evet, o söyledi, evet. Çok bu o mu ama bu o değil sanki. Bu o değil. Ama bu söyledi bana. Bu, ben kendisiyle konuştum zaten telefonda. Konuştun evet, mu? Evet, evet. Görüştürdüm ben bu, hatta kendisiyle. Asılsız ihbar bu. Öyle mi? Evet, evet. Çünkü bize bayağı burada diyor ki işte otelim var benim. Önce bir nasıl dans edeceğini görmem lazım vesaire. Ha? Yani. Sen bunu biliyorsun biliyorum, yani. Biliyorum. Ben konuştum ben zaten. Söz veriyorum ki gerçekten söyledim. Gelin devamını. Bakayım, gerçekten aynı kişi mi? Sonra senin için yeni birisi kalmasın orada. Evet, İlhamet Mehmet yani. Diye kayıtlı. Verin arkadaşlar devamını. Çünkü devamında daha ayrıntısı var. Hadi siz ha. Evet, buluştuk ama otelde değil diyor. Ben hemen bu teklifini kabul etmedim. İki kere daha dışarıda buluştuk. Kendisi çok tedirgindi. Bana Bahar ismindeki bir yardımcısıyla gösteri için buluşacağını söyledi. Yalnız Bahar'ı mutlaka söylüyor. Evet. Kardeşim diyor, başka bir şey diyor. Bahar'ı bir yerlerde geçiriyor. Herkes tanıyor Bahar'ı. Dur bakayım. Ha, acele konuştuk zaten, sonra da gitti galiba, beni ikna etmeye çalışıyordu. Siz Özgür Bey'le çalıştınız mı diye soruyoruz. Ek gelir olsun diye çalışmak istedim. Benim işlerim hep gece oluyor çünkü. Gündüz bir iş olur ve kısa sürer diye düşünmüştüm. Gece dans edecek, gündüz de belki size yardımcılık yapabilir evet. diye. Özgür de beni hep geceleri buluşmaya çağırıyordu. Ama işlerim olduğu için kabul etmiyordum. Bir de ben böyle tiplere alışkınım. Çünkü kız dans ettiği yerde de herhalde böyle şeylerle karşılaşıyor. Ben bir dansöz arkadaşıyla tanıştırabileceğini ve daha fazla iş bağlayabileceğini söyledi. Ben kabul etmedim. Ek olarak sanki bilmiyormuşum gibi bana hep hip hop biliyor musun, direktle aram nasıl gibi şeyler soruyordu. Yani diyeceğim o ki bu adama Bahar Hanım güvenmesin. Finalde böyle. Ama ben bu eşime... kızla konuştunuz mu? Konuştum ben. Konuştuk. Ya... Özgür bana söyledi zaten. Direği bireyi söyledi mi size? Evet evet. Ben hatta aradı Özgür de. Konuştuk biz de. Yani herhangi bir şey yok. Bu çok geçmişte gerçekten olan bir daha zaten. Yani yazışmadım. Konuşmadım. Ya burada şey söz veriyorum arasında. Bak gerçekten aşkım, bak elimi de bırakma. Ya. Burada yanlış anlaşılmalar oluyor burada. Lütfen. Yok, aferin. Yok. Bunlar görmek istediğimiz hareketler evet. Özgür. Yalnız bir şey çok merak ettik biz ekipçe. Buyurun Zayda Hanım. Özellikle Furkan merak etti. Bana dedi ki Zayda Hanım ne olur benim için sorun dedi. Evet. Özgür, sen sihirbaz değil misin? Sihirbazım. Senin direktle ne işin var? Evet. Ya merak ettim, orada sordum ben de. Belki yani direktle dediğim bu direkt dansı tarzı şeyler evet, mi? Evet, yani direktle ne işin var? Yani bak dedim, hiç bilmiyorum dedim. Direkt dansıyla ne alaka dedim. Hani böyle bazı yerlerde oluyor, izlemişimdir. Hani gerçekten o mudur dedim ondan sonra. Abi birkaç bir şey anlattı ondan. Ne anlattı? İşte direğe çıkıyorlar, dans ediyorlar. Orada kayıyorlar dedi ondan sonra. Bikinili kızlar bir şeyler yapıyormuş orada ondan sonra. Onu anlatmaya çalıştı ama... Ama sonra Özgür demiş ben, ki bana, bu benim işimle bir alakalı değil demiş. O yüzden konuyu kapatmış ona. O konuyu öyle orada söyledi. Üstünü kapattım evet, ben. Gerçekten evet. de kapatmış. Yani. Orada evet. doğruyu söylüyor. Ama bak peki ya ben zaten Hı-hı. yüzleşmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yani şöyle bir şey var. Aslında Özgür'le barışmamızın en büyük nedeni oğlum oldu. Özgür bana sürekli birilerini telefonla aradı. Ben oralı olmadım. Sonrasında oğluma dedim ki oğlum bak benim her şeyim sen. İnanın gerçekten öyle diyeyim yani. Çünkü yani seviyorum ben. O kadar gerçekten seviyorum i̇şte ki. Seviyorsan bundan sonra her şeye... Bir dakika. Şimdi ihbar hattında biri daha yazmış.
Ya artık yayınlamazsak lütfen. Ben peki şu anda canlı yayında ama bu enteresan. Canlı. Herkesle konuştuğumuza göre, her şey ortaya çıktığına göre bu enteresan bir vaka ama. Şimdi Anna Hanım. Anna merhaba. Anna mı? Merhaba. Merhaba. Özgür Bey tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorsunuz. 4 Nisan'da Rusya'da Duyamadım ne? Sizi. Rusya evlendi. Evlendik mi? Evlendik ya ne Rusya'sı ne diyorsun sen? Benim kuşum Rusya'ya uçmadı ki ne diyorsun sen? Ne diyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Sen tanıyor musun hanımefendiyi? Ya tanıyorum, ben Rusya'ya gitmiştim, orada bir sirk gösterisiyle alakalı. Hem eğitim alacaktım, iş anlamında da gösterim vardı benim. Bir Anna anlatsın. Anna, siz Rusya'da beraber mi çalıştınız? Evet, hayır öyle oldu. Biz klubda tanıştık, güzel zaman geçirdik. Ondan sonra gittik, evlendik, o imza attık. Evlendik mi? Ne? Ya nasıl evlendik? Nasıl benim bundan haberim yok ki. Bundan benim haberim yok. Bir dakika, sen şimdi ya bizim Özgür Bey'le evli misin? Evet. Nasıl ya? Ben ama evli şu anda Bahar Hanım'la evet, evli. Evet, benimle evli. Evlilik cüzdanımız da var. Siz Rusya'da yani bayağı böyle nüfuslarınızı vererek devlet huzurunda mı evlilik yaptınız yoksa kendi aranızdan bir şey yaptınız? Evet evet, biz o imza attı gitti, sonra konsolda gitmek istedi ama o gelmedi, biz cüzdan almadık. Sonra o gitti başka yurt içinde, başka yani, şekilde. Zahide Hanım şöyle bir... Konsolosluktan geri mi döndü yani? Bir dakika, bir şey açıklayacağım ben burada. Allah Özgür açıkla. Ben iş için bana, ya ben normalde hayatta içmem. Bana dedi ki al bunu iç. Şeyden bahsediyorum. İç. Evet. Ondan bahsediyorum. İçmem dedim bak. Ya iç dedi. Ben dedim hayatımda bence içmedim. Bence Bahar'ı anlat, bana değil. Yani ben açık diyeyim, gerçekten bu bak şu hale geldim. İçtim, başım döndü. Bana bir iş sözleşmesi kağıt getirdi. Sen alkol tamam işte. Bana imza attırdı. Ondan haberim yok. Ama ben iş sen sözleşmesi biliyorum. Sen bilmediğin kağıtlara niye imza atıyorsun? İş sözleşmesi diye attım ben onu. Nasıl iş sözleşmesi ya? Yanımda da 2-3 tane arkadaşı vardı. Onlar da imza attı. Ben nereden bileyim? Rusya'da evlenmişim. Haberim yok benim. Hangi arada evlendim ben? Ben oraya iş için gelmiştim. Siz nasıl tanıştınız hanımefendiyle? Ya ben oraya gitmiştik. Orada gösterimiz vardı. Büyük bir alanda. Ben kendim hem iş için hem de eğitim için gittim oraya. Bir sihirbaz arkadaştan büyük bir gösteri için. Orada tanışmıştık. Yanımda da 3 tane arkadaşım vardı. Özgür bir şey söyleyeceğim. Sen o sırada Bahar'la tanışıyor muydun? Yani. Bahar'la evli miydin ya da? Evliydim. Evliydi benimle. Evet evliydim. Benimle evliyken başka biri nasıl evli olabiliyor? Yani içirdi ya, bana o sözleşmeleri ben şey. Sadece. Onu da kabul olmaz. Ama yani sen kendisine soralım aslında. Siz evlilik teklifi aldınız mı Özgür'den? Evet. Ya ne zaman yaptım ben sana evlilik teklifi? Sen bana iş sözleşmesi diye imzalatmadın mı? Doğruyu konuşsana. Kuşum Rusya'ya mı uçtu? Doğru. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Hayırdır? Doğruyu söyle. Ya benim haberim yok Zahide Hanım. Ben ne zaman evlenmişim ya? Yani. Belgeleri getirsin görelim ben ne zaman evlenmişim. Biz? Ben eşimle evliyim nikahlı. Yalnız şöyle bir şey var. Benim duyduğum kadarıyla Türkiye'de evlenenler yurt dışından biriyle de evlenebiliyorlar. Yok öyle bir şey ya. Bak keşke yalnızımız olsaydı. Arkadaşımın başına geldi. Konsolosluğa bildirmemiş olabilirler. Yoksa konsolosluk, Türk konsolosluğu bakıyor. Bakıyor ki ben evet gerçekten bekar mıyım değil miyim? Bekarsam ona göre evlendiriyor. Bana dedi ki sen dedi gelmene gerek yok. Hepsini ben burada hallederim. Noter ondan sonra belediyenin içerisinde. Biraz farklı oralar. Böyle çok değişik bir şey. Kandırıldın mı yani Özgür? Ya ben kandırıldım. Bana içki içirdi. Ben orada başım döndü. Ama bana iş sözleşmesi diye anlaştık seni burada. Seni kullandı mı yani bu kadın? Açık açık kullandı. Doğruların ne yapıyorsun sen ya? Ne zaman evlendik ben seninle? Evlendik. 4 Nisan'da 2021'den evlendik Rusya'da. Unutun mu? 3 gün evlenmeye kaldık. Ne? Neye kaldın? Ya hayır hayır öyle bir ne? Şey yok. Sen evinde mi kaldın biliyorsun? Evinde kalmadım ben otelde kaldım. Yemin ederim otelde kaldım. Dört insanlıyor. Hayırdır? Ben sana söylemiştim zaten gideceğim oraya. Ya sen oraya iş için gitmedin mi? Tamam hem iş için gittim. Hayırdır? Ben de ayrıyetten doğru eğitim için gittim. Hem iş hem aşk. Hayır aşk ne? Yaşamadım ben burada. Yaşamadıysan ne diyor görmüyor ya, musun? Bana sadece iş sözleşmesini önüme getirdin masaya. Ben de imzaladım tamam dedim. Her şeyi ben halledeceğim dedim. Ya sen okumadan niye imza atıyorsun? Yanımda da iki tane arkadaşları vardı. Onlar da imza attı. Ben bilmiyordum ki evlenmişim haberim yok burada. Nereden bileyim ben bunu? Ya kuşum bile Rusya'ya nasıl uçacak örnek veriyorum burada ya. Düştüğüm hallere bak. Vallahi kıpkırmızı oldu kulağı falan görüyor musunuz? İlk ya defa, sinirden oldu gerçekten. İlk defa yalnız. Ama tabii burada daha ciddi bir durum var. Kadın hani diğerleri asistan falandı da bu evet, kadın diyor ki bu evlendik. Evet bu evliyim diyor.
Haberim yok benim evlilikten. Gerçekten haberim yok Zahide Hanım. Ya gerçekten yok aşkım. İspatlasın evliliğimi. Evlilik oluyormuş bu arada. Nasıl evlilik yani? Oluyor evet, evet, yurt dışında evlendiği zaman evet. Bildirmezse çünkü Türkmenler de öyle yapıyor ya hani evet, oradan geldi benim aklıma. Konsolosluğa ama normalde. İki şartı varmış kabul olması için özellikle onu gidip müracaat etmesi gerekiyormuş. Muhtemelen etmedilerse orada da bir evlilik yapmış. Peki nerede evleniyorlar bunlar? Türk konsolosluğu işin içinde değilse? Vallahi bir eğlence merkezindeydik. Tam hocaya ihtiyacım evet. Olduğu zaman. Arkadaşlar bir araştırın lütfen söyleyin bana. Yani bunu araştıralım. Çünkü peki. Bizim bir akrabamız da bu şekilde evlendi. O yüzden biliyorum. Öyle mi? Evet evet. Eşi şöyle aynı diyeyim. Şekilde yaptı. Başka yerde yurt dışında evlendi. Ama Türkiye'de de evli. Evet. Başkasıyla. Allah Allah. Evet oluyor. Ya bu olay da eğlence merkezinde oldu yani. Bir orada bir toplantı, evet, toplantı yapıyorduk orada. Gidip kuzun ama eğlence merkezi demiyor. Ya ben kalmadım. Diyor. Ne zaman kaldım sende? Eğlence merkezinde alkol arkadaş, içilir. Ya bana iç dedi ben ne yapayım ben de içtim de ondan sonra kırmadım onu. Sen de demedin niye yalan söylüyorsun? Gittin imza attım sonra dedim senden cüzdan gidip alacağız. Ya ne zaman yok, dedim ben ona bir şey demedim. Cüzdan gidip sen alacağız. Bana sadece iş sözleşmesi diye imzalattın ondan başka hariç başka bir şey demedin sen bana. Ben sana her şeyi söyledim. Peki sonra ne oldu Anna? Peki madem evlendiniz 3 gün senin yani, elinde kaldı sonra ne oldu? Ben dansçıyım, modeliyim ama şimdi iş almak sıkıntı yaşıyorum. Çünkü hala evlenmek pasaportta duruyor tamam mı? Onun yoksa Rusya gitmek lazım başlanacağız yoksa evlilik hayat yaşayacağız. Şimdi evlilik bu hayat sözüme... Ne evlilik hayat yaşaması bir dakika, ya? Şimdi seninle evli mi görünüyor Özgür? Ya ben eşimle evliyim. Buyur gel beraber yaşayın devam edin. Ya aşkımız yarım kalmışsa devam edin ya yani. Ya ne diyorsun aşkım ya? Ben zaten seni yaşamaya temiz sayfa çekmeye geldim buraya. Temiz sayfa böyle mi çekiyorsun? Ya benim haberim yok ki bundan. Başkasıyla evlenerek. Bundan haberim yok benim ya. Açıklamasını yapsana doğru düzgün ya. Sana eli kele demedim mi? Ne iş sözleşmesini demiyorsun ya? Bilmediğin yerlerde alkol alma diye. Sen taşıyamıyorsun. Ya bir kere hayatımda ilk defa bir aldım ondan sonra kırmadım. Çok güzel almışsın. Erkek arkadaşlarımla çıkmadım. İlk defa ve son defa olmuş. Peki siz şu anda başka birisiyle evlenmek isteseniz özgürlü olan evliliğiniz iddianıza göre engel mi oluyor? Siz... Özgür'den boşanmak mı istiyorsunuz? Normal hayat yaşamıyorum. Normal hayat yaşamak istiyorum olmuyor. Yani o Rusya gitsin boşansın. Çünkü ben de normal hayat yaşamak istiyorum. Yani Özgür Rusya'ya mı davet ediyorsunuz? Yani evet boşaltmak istiyorum. Peki şöyle ben yapalım. Ben de Türkiye'ye gittim. Yani sizin benim arkadaş söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Bir de Özgür siz, gördü. Ben şimdi... gördüm. Bir dakika Anna bak şöyle yapalım onun gelmesi biraz daha zor ama sen buraya gelebilirsen biz senin masraflarını karşılayalım ya da sen konuşalım. Buraya gelebilirsen bu işi çözelim buradan da çözülebilir herhalde diye umuyoruz tamam mı? Seni buraya davet ediyorum konuşalım yani araştıracağız bakalım neler olacak. Bahar hoş geldiniz, Özgür hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ben hemen şunu sormak istiyorum. Evet. Evlenmişim haberim yok ne demek Özgür? Yani Zahide Hanım ben oraya iş için ve eğitim için gittim ben Rusya'ya. Bahar'ın haberi var mıydı? Yani giderken iş sözleşmesi için giderken vardı. Ama sonralarından hiçbirinden haberim yok yani. İş ne için kadar, gittiğini ne kadar kaldın orada? Ortaklaşa biriktirdik paramızı biz Rusya'ya gitmek için. Eşim de koydu ben de koydum. O şekilde ben uçakla gittim. Bir 15 gün süresinde kaldım orada. Ne öğrendin orada? Yani bu asistanın kıyafet değiştirme şeyi vardı. Onu öğrendim ben. En önemli benim için biliyorsunuz. Nasıl yani? Sen onun hani için hızlı, gitmemiştin ki. Sen oraya hem eğitim için gittim. Su altında de, kelepçeyi açma bunun için gitmişti. O, hayır onun için onun gitmedim ben zaten. Onu burada, bana hayır, öyle söyledi. Hayır, onun için sonra bu kıyafet bilmem nesi nereden çıkıyor? Hayır onun için gitmedim ben. Hayır sen yanlış anlamışsın. Sen resmen ben sadece gitmişsin. Kıyafet değiştirme nedir? Hani bir, hani bir kıyafet... perde var mesela. O perdeyi mesela önüne geçiyor. Birdenbire bir kaldırıyorsun bir indiriyorsun. Birdenbire kıyafet değişmiştir. Ha o enteresan. Evet onun için gittim biliyorsunuz onu? Ruslar bu konuda birincidir yani bu gösteri konusunda. Evet. Ben de üstüne basa basa Rusya'ya gittim hem eğitim hem de gösteri evet, için. Hem de evlilik. Çok evlilik iyi ben haberim yok ondan diyorum bak. Pisliğini ben baştan temizle beri söylüyorum zaten. Tamam mı? Ha, bu arada bir şey daha söyleyeceğim Zahide Hanım. Bunun üstüne basa basa söylüyorum.
benim üstümden reklam yapılıyor ve televizyon programlarını da gördüm ben. Bir alana bir bedava kampanyasından. Tamam, ben bundan bayağı bir sinirlendim. Çizme bence. Hayır, ben bundan sinirlendim. Yani, Avukat Bey, ona da bir şey yaparsanız. Tabii, yardımcı olursanız. Orada aslında... Ben burada mağdur durumdayım. Onlar benim üstümden reklam yapıyor. Orada senin üstünden bizim program da giriyor o zaman devreye. Yani peki işte, onu konuşuruz sonrasında. Onu konuşmamız lazım. Adamın burada bir sürü çabası var. Onu ben görmedim. Bir adam, bana gösterin arkadaşlar. Çiçek yedi, duydum, bilmem ne yaptı. Telefon rehberi parsayı şeyinde. Başkası... Bir Allah anlık bedava telefon. Evet, bir tamam neyse evet, hadi altını çizmeyelim. Tamam. Şimdi Özgür, sen oraya profesyonel bir eğitim için gittin. Evet. Anlattığına göre keşke bunları yapabiliyor olsan. Bunlar muazzam gösteriler. Peki Anna'yla nasıl tanıştın? Anlattım arkadaşlar. Anna hattaymış Özgür. Hatta. Hatta. Ama çok yakın bir hatta. Burada. Yani nasıl yani? Burada. Burada o zaman mı? Anna gelsin mi? Hazır mı? Orada. Koşa koşa geldi. Peki. Hadi Anna'yı buraya davet edelim. Anna gelsin. Nasıl tanışmış kendisine soralım o zaman. Buyurun. Bahar, yemin ediyorum ekran kırılacak şimdi. Bakışından. Anna hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Anna siz nerelisiniz? Ben Rusyalım, Sankt Petersburg'tayım. Rus'sunuz yani. Evet. Peki. Sizin de var mı, mesleğiniz nedir? Evet, ben modelik yapıyorum. Modelsiniz. Evet, dansçılık yapıyorum, show yapıyorum, defile yapıyorum. Yani bir ajansa çalıştım, orada Özgür'e tanıştım. O peki, aynı ajansa geldi. Siz Rusya'da mıydınız? Evet. Burada mıydınız? Orada, Rusya'da. Rusya'daydınız. Sankt Petersburg'ta, evet. Ajansta tanıştık, evet orada. Aynı ajans hem evet, size iş veriyor hem de size mi iş İki veriyor? Tarafa da, evet doğrudur. Ha, bayağı bir bu... ekipler vardı tabii bize iş vermek için. Peki şimdi kıyafet gösterisine sizin bilginiz var mı? Evet. Nasıl bilginiz var? Yani kıyafet bu perde dediğim gibi hani birdenbire hızlıca kıyafet değiştiriyorum ya. Onu siz yapmıyor musunuz Özgür? Onu ben yapıyorum zaten. O bana söyledi bir show yapmak istiyor. Yani Rusya'da böyle şey var ama kız elbise başka daha güzel elbise çok hızlı değiştiriyor. O bana dedi ki yok böyle yapmayacağız. Sen bikini çıkacaksın. Yani elbise bikini mi? Bikini mi? Ben bikini demedim ben sana. Ben sana şunu söyledim. Dedim ki benim 20 tane kıyafetlerim var özel. Hatta sen de gördün. Dedim ki bunları bir dene. Ya bir defile gibi şeklinde bir dene dedim yani. Ben bikini demedim ki ben sana. O bana kıyafet hangisi verdi? Orada sadece iç giyimi, çamaşırı, şey, bikini, hiçbir elbise görmedim. Perdenin içinden sonuçta sen bir kıyafete çıkıyorsun değil mi Anna? Evet, öyle. Sonra perdeyi Özgür kaldırıyor, indirdiğinde başka bir kıyafet. Evet, normalde güzel elbise. Perde de yuvarlak yani tamamen Anna'yı kapatıyor. Tekrar indirdi. Ya Zayda Hanım ya bikini derken yanlış anlaşılmasın. O ya biraz biliyorsunuz biraz açık bir böyle şeyler oluyor ama o bikini değildi ki. O sen biz karıştırıyorsun bence. Üç gün proba için ev tuttuk. Orada üç gün devamlı ben kefe değiştirdim. Bu işler için ev tuttunuz. Evet. Bir de sen ev... Ya hayır bir dakika Allah, dur. Bir dur. Pislik. Bahar dur. Bir anlatayım bir dakika ev tuttuk derken. Pislik. Zayda Hanım bakın evde başın açıklamasını yapayım. Terbiyesiz. Ev tuttuk ama... Orada eğitim amaçlı tuttuk zaten. Eğitimmiş, neydi eğitimi? Ya eğitimi sen gidersin evinde gündüz sonuçta bir araya gelirsin. Hayırdır? Çalışırsın. Ya tamam da. Eğitimmiş. Niye yapıyorsun? Ben bak anlatmaya çalışıyorum. Nefret ediyorum senden. Bak eşyalarını attım zaten kapının önüne. Boşanmaya da bugün gittim zaten adliyeye. Haklısınız zaten eşyalarını kapıya koydu beni. Dur şakamla. Gittim arkadaşımla kaldım. Mert diye bir arkadaşım var onun evinde kaldım zaten. Oradan sonrası hafta sonu sirk gösterisim vardı. Sonra buraya geldim döndüm yani İstanbul'a. Bahar varsa sorun sen de sorabilirsin ama bir anlamaya çalışalım şimdi. Peki Anna şu an siz orada evlisiniz. Evet. Ama burada değil. Burada Bahar'la evli. Peki bu evlilikle alaka? Evliliğe nasıl geldiniz? Tamam bunu da anlatacağım size. Biz bu üç gün prova yaptık. Ondan sonra ben sıkıldım. Dedim ki hadi gidelim eğleneceğiz. Biz Kuba'ya çıktık. Bir şey sorabilir miyim Anna? Provayı nasıl yapıyorsunuz? Yani sadece keyfiyet değiştiriyorum. Öyle proba. Normalde bunun için ev tutması gerekmiyor ama o istedi. Hadi beraber yani. Yani ben kötü Rusya bir amaçlı bir şey demedim falan, ki. Ev tutmuyorlar. Hiçbiri yani. Ev tutmuyorlar. Hayır hem yani kalacak yerim olsun dedim orada. Hem kalacak yerim olsun dedim. Bu resmen kadınları kullanmak için bunu ya hayır, yapıyor. Hayır. Belli. Kadınlarla... Kadınları kullanmak için yapıyorsun. Hadi Özgür bunun için yapıyor diyelim. Anna
çok hoş bir kadınsınız. Siz neden? Yani hani... hiç mi aklın yok ya? Hiç mi demiyorsun? Yani sonuçta bu modellik iş. O yüzden bu normal bir şey. Gerçi Özgür de maşallah dilli bir adam yani. Anlatmıştır yine burada bir sürü kız aynı şey. Kandırmıştır. Şöyle para kazanırız. Ya da model yaparız. Zahide Hanım zaten sadece Anna Hanım değil. Başka modeller de vardı. Onlar da şekilde dediğim gibi ajanstan tanıştığımız. Onlar da giydi denedi. Yalan yok. Tabii onların vücudunu beğenmedin. Ya vücutla bir alakası burada bir şey yok ki. Niye yalan söyleyeyim ki ben? Ondan sonra da hadi evlenelim dedin. Ne güzel ya. Ben evlenelim demedim. Açıklasana, ben sana evlenelim dedim mi? Söyledim mi ben sana? Söylüyorum şimdi, anlatıyorum, siz dinleyemiyorsun. Biz 3 gün sonra çıktık klubda, bayağı içtik. 3 gün çıkmadınız mı? Yok, çıkmadınız. Ben onunla her zaman yemek yaptım. O çok pelmeni, Rus mantığı beğendi. Mantı mı? Bir dakika, sen ben, mantı sevmezsin aşkım, sen ki. Daha mantığı daha güzel yapıyorsun. Sen mantı ya, anla, sevmiyorsun anla bile. Ya bak doğruyu konuş, bak ne olursun dedim sana. Ben doğru konuşuyorum. Tamam, sen doğruyu konuşsun. Aynı evde 3 gün kaldın. Dedim eğitim amaçlı. Çok güzel. 3 gün zaten harika bir hayat geçirmişsiniz. Otel tutmadım ben. Karı orada... koca da olmuşsunuz. Bundan ya karı koca anlat bak. Ne olursun anlat bak. Pisliğini yaşa. Bir dakika bir sakin olun. Burada Esen abla diyor ki neye çok güzel diyorsun sen? Rus mantısı. Bizim Eltim'in gelini Rus. Bir mantısı var ya, yemeye doyamazsın. Parmaklarını yersin. İyi oldu Esen abla bunu söylediğin. Bahar'ın yanında. Ama hakikaten öyle söyleyince dedim ki yapar o zaman yersiniz. Ama o kadar aldat, kaç kere aldattı, affettin. Şimdi onu mu bağlı? Ama bu aile evlenmiş, şuraya bak. Bir de evlenmiş utanmadan. Evet, bu biraz farklı. Evlenmiş yani. Ama ben açıklamasını yani yaptım, ben söyledim zaten. Erkekle hemen evleniyor musunuz? Hani evli olduğunu sormadan, etmeden. Ben sordum. Ya dertlerini ne biliyor musunuz? Türkiye'ye gelmek. Soralım öyle mi? Ben onu sordum, sen evli misin diyorsun. O bana ne cevap verdi? Rusya'da bekarım. Ya ben şakasına söyledim Rusya'da bekarım diye, öyleyse. Evet. Ne şaka yapmış. Eşim var dedim Bahar. Dedim ki hatta mantıyı Bahar daha çok güzel yapıyor dedim yemek konusunda da. Ne mantıymış? Bunu söylemedim ben sana. Ne mantıymış? Peki Anna, şimdi siz bu provaları yaparken normalde ben de bu gösterileri izledim. Fakat orada kimse bikinli değil. Normal böyle elbise giyilir orada. Normal de ben böyle istedi. Ya ben ne istedim sana? 25 tane kıyafet vardı. Bakın Zahide Hanım, 25 tane kıyafet vardı. Dedim ki hani bir deneyelim. Hangisi daha güzelse seyircinin ilgisini çekelim dedim. Tamam ama hiç başka bir elbise yok. Sadece bikini var. Ne bikini var? Seyircinin değil, senin ilgini çekmiş. Benim bir ilgimi çekmedi bir şey değil. Senin ilgini çekmiş. Şimdi bu kız 25 bikiniyle senin yapacağın organizasyonda mı çalışacaktı? Evet. 25 tane bikini değiştirecek. Ya 25 tane derken deneme yaptı sadece. Nasıl değiştiriyorlar tanesi? O elbiseleri diye ya da bikinileri diye. Sadece 3-4 tane olacaktı o gösteride. Ama işlerinden seçecektik yani. Hangisi daha güzel etkileyecek. Peki o zaman siz Anna ile Türkiye'ye mi gelecektiniz? Ya Türkiye'ye gelmeyecektik. Biz orada, yapacaktık. Orada yapacaktık. Sonra Türkiye'de eğer kendisi gelirse yapacaktık. Sonra ben Peki, çektim gittim. Peki Bahar'la tanıştıracak mıydı? Bahar'la tabii ki tanıştıracaktı. Ne olarak tanıştıracaktı? Gelseydiniz yani, Türkiye'ye. Kumam. Kumam ya ne kumamın ne kumamın ya. Ondan sonra ortamızda da yatırırdın. Hayır, kumam ne diye güzel. Ya çalıştım, ajanstan çalıştım kuş. Arkadaşım yani. O kuş. Ortada. Evet evet. Kuş. Yatan. Belli oldu zaten kuş. Aslında bizde şöyle çıktı Anna. Bize bir sürü seninle ilgili o kadar çok şey geldi ki. Bunları taradık, aradık. Gerçek olabilenleri, çünkü çok fazla şey vardı, aldık. Sonra bir baktık arada sizin fotoğraflı mesajınız var. Kalmış arada. Ondan sonra siz tekrar gönderince evli olduğunu, bir de siz kusura bakmayın evli olduğunuzu iddia edince bizimkiler de ciddiye almamış, adam zaten evli. Hani asistan falan yani. Onu anladık ama ben evliydim bu kişiyle deyince biz ciddiye almadık yani. Ama şimdi bakıyorum gerçekten ciddiymiş ve enteresan. Ya ben peki Türkiye'de Anna, evliyim. Ne dedi size Özgür, yani evlenmek ciddi bir şey. Neden? O yani evet o beni çok hoşlandı dedi, seni Türkiye alacağım, ev alacağım sana. Ev mi alacağım? Orada yapacağız ev acaba? Anna ben ne zaman dedim sana ev alacağım bunları? Aç karnını doyur, ne ev alıyorsun? Tamam. Hayır doğruyu söyle, ben sana ben ne zaman ev alacağım sana dedim söylüyorum. Ben. Eğer sonra Türkiye gelirsen çalışırım dedim ben sana. Biz nereye çıktık, orada bir kilisi var. Biz oraya gittik, imza attık. Artık biz koca karısı. Ama Zahide Hanım imza attık diyor. Doğrusunu söyle. Nasıl bir imza attık? Bir söyle. Sen kilisede neyin imzasını atıyorsun Özgür? Söylüyorum sana. Evlakları var. Sen atın evet. Sen beni kiliseye niye götürdün? Benimle evlenmek istiyorsun. Dua edeceksin diye götürmedin mi? Senin aklın yok mu? Bir dakika sen beni... Sen kiliseye gidene kadar aklın yok muydu senin? Ya ben nereden bileyim beni dua edeceksin diye götürdü. Hayır. Ben evliyim diye. Söylemedin mi bu karıya? Ya söyledim. Söyledim. Eşim vardı. Evli olup da nasıl da gidebiliyorsun? Anna bak,
Sen bana ne dedin? Kiliseye gideceğiz dedin değil mi? Evet. Ha, ben ayık kafa mıydım o zaman? Sen içirdiğinde ayık kafa mıydın? Doğruyu söylesene. Normal kafa. Ne güzel ya. Fazla etmişler, etmişler. İçirdin. Hayatlarını orada gittik dedin ki dua edeceğini değil mi? Gittik dua mı ettik ama sonra önüme ne geldi? Alkagol alınca sonra kilise mi gidiyorsun? Bu normal mi? Doğru söylüyor kız. Özgür. Sen neyin duasını etmeye gidiyorsun o kafayla oraya? Götüreceğim dedi. Seni güzel bir yere götüreceğim dedi. Kilise de beni getirdin. Aferin. Allah'ım. Peki Anna, sen hani Özgür'den hoşlandın mı? Evet. Ruslar Türk erkeklerine bayılıyor. Niye öyle? Neyinden hoşlandım bunun ya? Daha... Neyinden hoşlandım? Ben artık tiksiniyorum ya. 3 sene önce bu evlilik oldu. Ben de daha genç, o da daha yakışıklı eskiden. Ha. Biraz yıpranmış mı Özgür acaba? Biraz yaşlandı. Ya yaşlanmış mı? Peki Anna, ne oldu Özgür? Yok bir şey yok ya. Yani hani burada diyor evlendik falan diyor ya, ben suçlu çıktım. Sanki her şey bilmiş gibi burada. Şimdi bakın kafamız karışmasın diye ya da hani bunun böyle bazen gerçeklerini sorguluyorsunuz ya. Bak şimdi avukatımıza soracağım. Evet. Şimdi ben bilmiyorum, yurt dışında ayrı evleniyoruz, burada evliyken bu nasıl olabiliyor? Biz adamları nasıl apt edeceğiz o zaman? Şöyle medeni kanuna göre evlenme engellilerinin başında evli olmak gelir. Yani evli olan kişi evlenemez. Ama şimdi tabii ki kayıtlar her ülkede farklı tutulduğu için... Orada kilisede Özgür'ün burada evli olduğu görünmüyor olabilir muhtemelen. Orada da ayrı bir evlenmiştir ama o geçersizdir Türk hukukuna göre. Yine evlenmenin butlağını davası açmak lazım. Yani onun için orada artık Özgür, tabii Özgür de diyor kendimde değildim diyor. Kafayı kendimde buldum diyor. Evet. Ben dua etmeye, camiye gitseydim bari. Yani kiliseye, beni kiliseye götürüyor. Orada cami. Yani hani ne bileyim yani adam. Neyse evet. O dini inanışları geçelim ama... Sonuçta şu an Anna'yla, evet. Yani Rusya'da evli mi bu adam şimdi? Bu adam orada evli olsa da burada geçersiz o evliliği. Yani iptal edilebilir bir evlilik. Mutlak mutlaklığına geçersiz oluyor. Peki Anna, sen ne istiyorsun? Yani ben bu problemi çözmek istiyorum. İstanbul'a kadar geldim. Çünkü benim de ana baba soruyor yani. Onlar Özgür'ü tanıyorlar. Tanıyor mu annen babanı Özgür'ü? Tanıyorlar mı? Evet, iki gün sonra benimle kaldık. Evlenmeye sonra karı koca bile gibi ya, yaşadık. Ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika. İki gün sonra kalmadık mı? Ailesiyle kalmadık mı? İş için kalmadık mı ya? Doğru söylesene. İşten sonra iki gün kaldık. Sen ne yedin? Anne babana ne yedin? Türkiye'den gelmişsin. Evet, sihirbaz dedi. Söylesene. Anne de babanı soruyor. Özgür nerede? Niye ben onu aradım, ulaşamadım yani birkaç kere. Ondan sonra şimdi buraya geldim. Peki Anna, bir şey söyleyeceğim. Sen Özgür'ü yayında görmeseydin, biz Özgür'ü programa almasaydık. Nerede bulacaktın Özgür'ü? Evet, benim arkadaş sizin programı bakıyor. O dedi senin Özgür değil mi? Ben evet gördüm. Sonra sizi aradım, dedim ki ben onu tanıyorum, biz evliyiz. Evliymişiz. Çocuk falan, ben haberim yok, yok ama. Çocuk falan var mı? Dur, benim haberim yok Zayda Hanım. Evliymişiz. Yok değil mi? Çocuk yok değil mi? Çocuk yok. İyi maşallah. Ha. Aman bir de çocuk olmasın ya. Artık ayrı meşhur çocuk olmasın yani. Ya gerçekten baksana da. Önüme iş diye bana kağıtları getirdiğimi zannettiler. Yani, kilisede. Kilisede. Kilisede iş diye. Ama sonra evli olarak çıkmışım. Ya bunu saf birine söylesen sana salak mısın ama der ya. Karı koca da olduk diyor yani. Karı koca mı olduk? Evet. Ya Anna, biz seninle o kıyafetleri denediğimiz zaman onlar karı koca mı oluyoruz o kıyafetleri denemekle? Biz anladık. Yok, da Anna nasıl anlayacak sen yani? Sen yalan söyleyemi. Çünkü benim ya, Aliye babana... Anna sana bir şey soracağım. Bu seninle artık şunu söyleyeceğim yani. Hani herhangi bir şey oldu mu? Tamam boş ver, bir şey düştü, önemli değil. Yani bir cinsel şeyiniz oldu mu yani? Gerçek karı koca oldunuz mu? Evet. Olduk mu? Allah. Unuttun mu? Bu bana büyük bir kumpas yapıldı ya. Hiç evliliğimi bilmiyorum. Ben artık bunlar gerçekten tamamıyla... Ha bir de çocuk olmuştur, başka bir şey demeyeyim yani. Bunun artık bir daha geri dönüşü yok. Bahar bir şey söyleyeceğim. Bu saatten sonra ne bu hali varsa görsün. 3 sene önce olmuş ama. Olabilir. 3 sene önce, 5 gün önce fark etmiyor. Ben artık midem kaldırmıyor. Ama tuzağa düşürdüm ben burada, gerçekten kendim haberim yok ki ben. 3 sene önce olmuş ve aslında Anna da evliliği... Ve benimle evliydi. Ben ailesinin yanındaydım. Kendisine bak, biz o kadar zorluklarla, benim birkaç tane altınım vardı, arkadaşlarım bana şey yapmıştı evleniyoruz diye. Ben onları ortaya koydum da yolladım. Ortaklaşa gittik zaten. O da koydu, ben de gidip orada erin karlarıyla yiyip de nikah yapacağını bilseydim. Ya kimseye para yemedim ben orada ya. Emin ol, o anda seni boşardım. Yemedim ben sana.
Tabii yemedim. Peki Bahar, Rusya'dayken Özgür siz hiç böyle telefonla falan görüşmüyor muydunuz? Çekmiyor diyordu bana. Burada görüşme şey olmuyor. Çok fazla ya para yazıyor diyordu. Çekmiyor Rusya. Evet, WhatsApp'a evet. Niçin kuruyordum? Ya. Çok fazla para gider bilmem ne olur diye bana. Para gider demedim ben sadece. Yazıyordu. Tamam WhatsApp'tan ben iyiyim, yazıyordum doğru. Merak etme. Öğreniyorum falan diyor muydu? Yani az kaldı geleceğim bekle. 15 gün sadece 15 gün o kadar. Peki şimdi Anna buraya geldin. Karısını gördün. Karısını nasıl çıldırtabildiğini de gördün. Sen Özgür'ü tanıdığında nasıldı? Nasıl hissettin? Ya Allah aşkına bana şunu söyle. Bu Türk erkeklerinde ne var? Ne var? Çok ne varsa onu yalan söylüyor de yani. Var. Ne yalan var? Söylüyorlar. Çok güzel yalan söylüyor var. Hepsi değildir canım. Tamam mı yani Özgür öyledir. Ha, hocam da bakıyor Özgür'e. Ha sen ne kendin yalan hocam? Söylemeyin yani. Türk erkekleri ne var deyince hocam anladın. Ya şöyle, yani şöyle Türk erkekleri fazla ilgileniyorlar. Rus kadınları Türk erkeklerinden çok memnun yani. Yani yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılır hocam. Ama yani bu bir realite var yani. Çünkü Türk erkeklerini seviyorlar yani. Niye? Sizin erkekleriniz ilgilenmiyor mu sizinle? Niye? Herkes değil ama Türkler daha şey hediye veriyor var, çiçek falan. Tam adamını buldu. Daha bakıyor var. O da pırlantalar dağıtır, milleti giydirir, tırnaklar yaptırır, evet. Evler tutar. Yani Bahar, her şey yapar. Sen anlatıyorsun yani şu an her şeyi maşallah. Evet evet. Bir alana bir tane evet, de şey yüzük falan bir bedava çiçekler gelir. Peki Anna senin beklentin neydi? Çünkü evlenmek ciddi bir şey yani. Şimdi tam yani Türkiye'den gelmiş bir adam geldim. Bir haftadır ne kadardır tanıyordun evlendiğinde? Bir hafta oldu. Ya bir haftadır tanıdığın bir adamla sadece Türk erkeği diye evlenir mi? Yani o kadar hoşlandım yani o da beni o kadar hoşlandı. Karar ben ne zaman dedim hoşlandım diye bir şey. O kadar hoşlanmış ki yani, artık muamelenden diyemiyorum şu an rütük şeyiyle. Şu an şoktayım halen. Yani. Şoktayım şu an Rusya'da. Tamam mı? Ya belanı okumana gerek yok. Ben dua et seni burada gebertmiyorum. Yanlış anlaşılma. Dua et seni burada gebertmiyorum. Pişkin pişkin bir de oturuyorsun. Yoksa peki. O Rusya gelsin biz şey evlilik hayatım yaşayacağız. Yoksa gidip boşanacağız. Yani ben bunu istiyorum. Ha canım ne kadar sen, rahat ben Rusya'ya konuşuyorsun niye gideyim ya. Yani bir daha bitti eğitimlerimi almışım gelmişim zaten. O zaman söyle Anna'ya. Ya bak olarak. Anna ben Rusya'ya artık işim bitti. Evet. Artık gelmeyeceğim. Tamam o zaman ama git evrakları al. Senin hatan burada ben kafam iyi değilken bana imza attırıp beni o şekilde evli olarak çıkartıyorsun. Sonra kiliseye götürüyorsun. Hayır bütün hata anladın yani. Sen de hiçbir şey yok. Evli olarak da diyorsun ki ilişki yaşadık diyorsun. Senle ne zaman yaşadık ya ilişki? Üç gün yaşadık. Üç gün ev tuttuk Sayın Hanım. Tamam doğru. O evde çalışma yapmadık mı? Yaptık. 20-25 tane kostüm denemedik mi? Denedik. Kısa da ondan sonra evlenmedik mi? Evlendik. Ne zaman evlendik ya? Evlendik. Bundan benim haberim daha sonradan çıkıyor. Nasıl olsa benim haberi yok mu? Haberim yok benim. Sen ben sonra, hiçbir şeyden o sonra Türkiye geri geldim. Kadınla ben onu aradım hiç ulaşmadım. Kadınla kıyafetleri telefonlara değiştirir. Haberi aramış yok. Aramış seni ama yabancı numaralar bakmıyor zaten. Bahar da burada salak gibi ben. Bekler. Ne olacak zaten? Yabancı numaralar bakmıyorum. Ne kadar enayiymişim ben ya. Yabancı numaralar dolandırıcı bir sürü numara var. Tamam da senin orada harbiden. Bir iş arkadaşın sana göre olacak ya hani insan bakmaz mı? Bu arada Anna finalde nasıl ayrıldınız siz Özgür'le? Diyorum sana iki gün benim evde kaldı benim aileye beraber. Sonra ben ona dedim ki artık Bilodi'ye gideceğiz. Yani cüzdanı alacağız. O da dedi tamam gideceğiz. Sonra ülkeye terk etmiş. İstanbul'da yani. Geri geldin. Ben ondan sonra gitmiştim. Hiç görüşmediniz. 3 sene oldu. Hiç onu görmedim. Şimdi ilk kere görüyorum. Kaçmış yani. Kaçmış evet. Ya kaçmış derken. Bir dakika bir dakika. Kaçmış derken. Benim haberim olmasın diye topuklamış. Kaçmış. Topuklamış. Ben ol. Özbekistan'a gittim. Orada gösterim vardı. Ağacı oradan da bir şekilde. Şey çıkmaz değil mi? Oradan hayır oradan ne çıkacak ya? Orada ne bileyim şey Özgür yani. Senin sağ solun belli olmuyor. Orada gösteriye gittim ben. Bunu söylemedim mi sana? Ama kızı da mağdur etmişsin. Yok söyleyemedim. Ama mağdur olan benim burada. Evli olan ben çıkmışım avukat bey. Ama kız da mağdur olmuş. Kocasını bekliyor şimdi. Bu evlendim zannediyor. Yani sen belki senin için farklıdır ama kız evlendiğine inanıyor yani. Şimdi bunu da mağdur etmemek lazım. Ben şu an inanamıyorum ya. Şaka gibi geliyor bana gerçekten. Özgür bunu çözeceksin. Bunu ben, temizleyeceksin bu pisliğini. Bu enteresan şimdi. Ben bunu Paris'te yaşadım. Normalde nikah konsolosluktan alınır. Türk konsolosluğundan Türk konsolosluğuna gidersin. Orada imzalarsın. Artık resmi olarak onlar da Türk makamlarına iletirler. Resmi olarak evlisin. Sizin orada nasıl? Siz kilisede mesela imzayı attınız.
Evet, o da ama sonra bir hodiye veriyoruz. Sonra Türk konsolosluğuna, evet, ve Rus konsolosluğuna. Rus zaten Rusya'dasınız. Rus konsolosluğu gerekmiyor. Sadece orada bir hodiye pasportu ştamp yapıyorlar. Sonra Türk konsolosluğu bu yani. Siz vatandaş. O ştampı yaptınız mı pasaporta? Yok, yaptırmadık çünkü. Evli görünüyor. Orada gördünüz değil mi evli olduğunu? Evet. Tamam. Hiçbir şey demiyorum gerçekten. Nasıl evet. olacak şimdi bu iş? Peki Anna, sen ne istiyorsun? Net olarak söyle bana. Ben ne istiyorum? Yoksa hayat normal yaşayacağız Rusya'da, yoksa yok, ben boşanmayacağız. Yok, ben boşanmak istiyorum. Sen gerçekten burada hanımefendiyle evli bir adamla Rusya'ya gidip Rusya'da yaşayabileceğini düşünüyor musun? Tamam, ben de 3 sene yani kimse bakmıyorum, onu bekliyorum. Ben de normal hayatım yaşamadım. Düşündüm, normal benim kocam var. Yani saygı verdim. Hani nerede onu... kocam var? 3 senedir bu adam yok. Yani inandım. Yani o geri gelecek falan, bekledim onu. Hayatında başka birisi olmadı mı 3 senedir? Yok, bekledim onu. İlla ki olmuştur. İlla ki olmuştur. Kıskandın mı Özgür? Hayır, kıskanmakla bir alakası yok bunun. İlla ki girmiştir hayatına, ama ben şunu üstüne basa basa söylüyorum ya. Sen o kağıdı bana ne diye imzalattın ama ne diye çıktı orada? Benim burada şüphe, bak, soru işareti var burada. Peki Anna, sen normalde modellik yapıyorsun Rusya'da. Evet. Peki orada şimdi bu sihirbazların da ne kadar iş yaptıklarını ben Özgür sayesinde öğrendim. Ve mesleki olarak ne kadar avantaj ya da dezavantajlara sahip olduğunu da onun sayesinde öğrendim. Hiç böyle kuşlu, işte tavşanlı şovlara dahil oldun mu Anna? Ben daha yeni olmadım. Ben kuşumu oraya götürmedim Rusya'ya. Ben başta da söylemiştim. Ben kuşumu hayatta götürmedim oraya. Allah'tan, ama kendini yok. Götürmüşsün. Ben kendimi götürdüm, kendi doğru. Kendi götürdü kuş olarak. Eğitim için gitmiştim zaten. Ben de götürmüş yani. Gitmiştim. Kuş olarak kendi gitmiş zaten. Allah aşkına, niye gülüyorsunuz? Dalga geçecek bir şey mi var oradan ya? Oradan da çıkamamış. Ne güzel. Peki bizim şimdi avukat bey, burada ne yapmamız gerekiyor? Bence bir konuşun. Evet. Yani hukuki olarak şimdi Özgür burada evli ve onun anladığım kadarıyla evliliğine bir şey yok. Yani bir onun zedelemesi yok. Evliliği mümkün yok. Değil tabii. Ama... Rusya'da böyle bir şey yaşandıysa evet. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Burada evlenmenin fesih davası açacağız. Yani burada Rusya'da yapılan evliliği feshedilecek. Ondan sonra artık tabii Özgür Bey Rusya'ya gitmez herhalde. Bilmiyorum. Yok, yani. Bir daha adım atmam. Yani, benim giderse Bahar'la gider artık. Benim bildiğim kadarıyla o evliliğin bitmesi için Özgür'ün oradaki evliliğinin bir avukat tutulup oradan... orada evli olarak gösterip oradan ondan sonra boşandı olarak tekrardan buraya Türkiye'ye kağıt yollaması lazım. Avukat Bey, sizden ricam var, ne olursunuz boşayın beni oradan. Biraz uzun sürüyor yani. Gerçekten. Öyle hemen kolay onu feshettiririz yani. Hı-hı. Geriye dönük iptal ettiririz evliliği. Yani oradaki boşanma bile değil yani aslında. Evet. Evliliğin geçersiz. Geçersiz sayılmasın. Tabii. Peki Anna, evet. Sen bunu istiyor musun? Evet. Peki. Yani burada yapacak bir şey yok Özgür. Ama ben tekrardan Özgür'le istemiyorum. Zaten eşyalarını da koydum kapıya. Verdim eline de. Artık bundan sonra yok evlilik tazelemekmiş. Yok tekrardan birlikte, yok. İstemiyorum ben. Hazır. Ben de artık Anna gibi kendi hayatıma devam etmek istiyorum. Yeter. Bahar Hanım, gerçekten siz aslında yeter. Evlilikte ya da ortak çalışsanız bence daha başarılı olabilir misiniz? Ben yani, onunla çalışmak iyi bir arkadaş, niye zaten ya? Aşkın başka sihirbaz Özgür olur. Bence ondan yani korkuyor. Artık, hatta sihirbazlardan tamamen uzak durmak Özgür istiyorum. Özgür sizi kaybetmekten iş anlamında çok korkuyor gibi geliyor evet, bana. Evet, çünkü bütün bağlantıları evet. Bende. Onun tamam, için ben menajerim olarak zaten yani elemanım olarak zaten işleri gittiğimiz de oluyorum. İptal edebiliyorum. Ya bir şirket kurarsınız, ortak olursunuz ama evlilik olayını biraz yani hani... Evlilik biz yürütemiyoruz, ben anladım. İşte öyle gibi görünüyor sanki. Olmuyor, yok yok. Ben bu kadar kadınla, bu 9 mu oldu, 10 mu oldu artık hatırlayamıyorum. Artık yeter. Gerçekten artık ama yeter. Ama aslında Anna 3 sene öncesine i̇şte. Ait bir durum. Ama en ciddi de Anna. Çünkü burada bir bayağı bir Rusya'da bir evlilik söz konusu yani. Bir de yani. Rus mantısı söz konusu. Şimdi bu durumda biraz enteresan oldu. Artık peki. Bu saatten sonra ne haliniz varsa görün. Ama ben aslında Bahar, avukatımızın söylediği de mantıklı gibi. Belki de bilmiyorum sizin kararınız ama siz işte iyisiniz belli ki. Hani sen insanlar sana güveniyorlar, inanıyorlar ve iş getiriyorsun. O da işini güzel yapıyor anladığım kadarıyla. Ama işte nasıl olacak avukatım ya? Öyle onu, de oradan biri çıkacak, buradan biri çıkacak bu kız biraz. Onları Bahar Hanım görmeyecek artık. Güzeldi, gayet peki, iyiydi. Şöyle yapalım. Anna, hukuki boyutunu avukatımızla konuşalım. Sonrasında hep beraber bir araya gelin, bir konuşun. Çünkü bu çok daha ciddi şimdi. Diğerlerinde tamam, bak asistandı bitti. Ama evet. Burada bir evlilik söz konusu. Konuşalım, bunu çözelim Bahar. Sen de biraz sakin ol.